katarak güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin. Tumbak diyorlarmış size, ne demek anlamı? Tumbak mı? Tumbak. Evet. Hayat sence Uğur'un burcu ne? Yılan. Gel gel. Hayır hayır gel hayır. Sakın, hayır. Akıllı olacaksın ya. Akıllı olacaksın. Hayırdır? Gel söyleyeyim sana. Ama anlamadım. Ben sana çok güzel bir kına gecesi yapacağım söz. Sen hayırdır? Sen ne demeye çalışıyorsun? Uğur inceden bir laf soktu sanki sana. Oo, Uğur Bey. Uğur Bey bunun altında kalacağınız ha. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da, herkes dönüp bana baksın. Merhabalar efendim. Show TV ekranlarının en renkli yarışma programı Kuaförüm Sensin'e hoş geldiniz. Kişiliğini, yaşam tarzını, yeteneklerini, vizyonunu ifade etmek isteyen kuaförlerin ve makyaj sanatçılarının yarışması Kuaförüm Sensin. Salı gününe merhaba diyor efendim. Sevgili jüri üyelerimiz aramızda, sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederiz. Ben kendimi çok güzel hissediyorum. Evet. Bilmiyorum saçımı fark ettiniz mi? Sağ olsun Adnan Bey. Bugün el atmak istedi. Hep doğal şeyler yapıyorum. Bir gün dedi yani şöyle saçını gösterelim. Değil mi Adnan Bey? Teşekkür ederim. Bana bu şansı verdiğiniz için. Ustalık gördük mü arkadaşlar? Gerçek değişim gördük mü? Bir kadına hava nasıl katılır gördük mü? Efendim dün pazartesi gününü yazın törenler, eğlenceler, düğünler, kınalar meşhur. Sizden gelen istekler doğrultusunda nişanlı açtık. Doğum gününüzdü ve birinci oldunuz. Bu hafta aramıza yeni katılan çiftimiz Trakya'dan Zeynep ve Serkan. Nasıl geçti sizler için dün? Bugünden ümitli misiniz? Biraz acemilik vardı ama inşallah. Ama bugün inşallah. Bugün beklenmiş yüksek kendimizden. Bugün oynayacağız biz. Trakya'dan geldiler. İnşallah. Trakya'dan geldiler. Bugün sürpriz bir şey yok mu hiç? Yok mu? Yok mu? Var 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 arkadaşlar. Efendim bizim eğlenceli reji ekibimiz yeni gelen yarışmacı arkadaşlarla ve modellerle ilgili tahmin edersiniz ki araştırmalar yapıyorlar. Bu hafta aramıza katılan yarışmacı arkadaşlarımız büyük aşk yaşıyorlar efendim. Ve sosyal medya hesaplarını karıştırırken bunun kanıtlarıyla karşılaştık. Harika videolar hazırlamışsınız eşinize. Ay evet. Harika videolar hazırlamışsınız. Bayıla bayıla biz baktık. Seyircilerimizle siz sosyal medya hesabınızdan paylaşmış olduğunuz için daha önce paylaşma hakkını kendimizde bulduk. Buyurun efendim gözünüz aşk görsün. Nasıl aşk? Güzel aşk. Büyük aşk. Ya kısaca hikayesini almak istiyorum. Nasıl başladı? İlk görüşte ki aşk mıydı? İlk görüşte aşktı bizimki. O benim elemanımdı. O benim elemanımdı. Abi diyordu bana. Bak ya. Abi dedi kocası yaptı. Büyük konuşmuşum. Efendim işte böyle yaz olunca aşk mevsimi, kınasıdır, sözüdür, nişanıdır, düğünüdür geçilmiyor. Sizin de talepleriniz hep bu yönde. Gözde Hanım. Efendim? Şimdi dün Serkan arkadaşımız geldi. Trakya'nın incisi, programın birincisi ama tabii sonuncusu oldu. Şimdi burada ben kendimce bir şey hazırladım. Bunu tümü herkes aklına iyi kazısın. Şu çok ayrı bir özelliktir. Çok büyük bir ayrıcalıktır.
Siirtli. Elhamdülillah Siirtliyiz. Siirtli olmak çok büyük ayrıcalıktır. Bunu unutma. Bizde derler onu, Trakyalı olmak ayrıcalıktır diye aslında. O zaman yani. Asaletine kurban be. Tüm Siirt'e, tüm Türkiye'ye selam olsun. Efendim, memleketimizin her köşesi ayrıcalıktır. Ya kıskandı şimdi, Siirtli ya o da. Yani en azından plakayı ver bize dedim. Al yani. Hadi al, kıskanma. Hadi. Yani laf bize gelmesin diye. Ya geçen gün şey isim takmıştı ya, siz takmıştınız Uğur Bey değil mi? Simli eller, sihirli eller. Ben de size Siirtli eller demek istiyorum. Çok o gün bulamamıştınız. Bu benim için gururdur. Çok mersi. Siirtli eller. Siirtli eller. Hadi hep beraber yarışmamızı başlatalım. İlk olarak Hayat ve Özlem'in modeli Handan Meryem Çakmaktaş geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin, sensin, kuaförüm sensin. Bu işin işte kınası ayrı zor, nişanı ayrı zor, düğünü ayrı zor. Böyle böyle altta da şeyler oluyor değil mi? Demirler takılıyor, onlarla yürümeye çalışıyorsunuz. Çok zor. Nasılsın Handan? Çok iyiyim. Sana Handan mı diyelim, Meryem mi diyelim? Handan. Ben Çakmaktaş desem. Olur. Harika soyadın. Evet, çok orijinal. Ev arkadaşınız, arkadaşısınız Gizem'le. Dün beraber saçlar başlar yapılmış eve gittiniz. Aynen, evet. Ne dedikodu yaptınız, ne kaynattınız söyle bakalım. Çok dedikodu yaptık. Hadi kimseye söylemeyeceğim, söyle anlat. Ama anlatayım. Öncelikle kesinlikle ön yargımı kırdığımı söyledim. Belki dedim artık erkek kuaförlere gitmem. Seni nasıl buldu Gizem? Çok beğendi. Sen onu eve gidince, iyice oturunca makyajı, saçı dağılmadan, bozulmadan iyi miydi hala? Biraz eskilerde kalmıştı. Ha, iyi peki, hadi bakalım sizi masanızın yanına uğurluyoruz. Serkan ve Zeynep'in modeli Gizem Akın geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin, sensin, kuaförüm sensin. Dün kıpır kıpırdım. Evet. Hiç olamadı yerinde. Bugün bu kıyafetle nasıl zapt edeceğiz seni? Yine oynayacağım. Yine oynayacaksın. Çok oynayacağız bugün. Hadi bakalım modelimizi konsepte uygun nasıl hazırlayacaksınız acaba? Masana vuruyoruz seni. Mustafa ve Tuna'nın modeli Asena Melisa Sağlam geliyor. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kurtarım sensin, sensin, kuaförüm sensin. Hoş geldin. Oldum. Biliyor musun, geçen hafta masanın modelinin adı yine Melisa'ydı. Demek benim ekibime Melisa'larla ilgili bir çekim yasası var. Evet, bir şans var. Bakalım gerçekten bu hafta da şansı gelecek mi? Akşam eve gittiğinde nasıl hissettin kendini? Nasıldı seni görünce? Günlük kıyafetle makyajımı daha çok beğendim. Aşk olsun. Evet. Üzledim. Ama makyajım gerçekten güzeldi. Sadece giysim evde uyunca daha çok beğendim. Ha. Yani saçınla makyajınla evdeki kıyafetini birleştirince harika buldum. Saç onda yani. Abartı kaldı. Ama makyajın günlük kıyafetle çok güzel oldu. Yani makyaj kendisi çok güzeldi. Sadece ona uygun değil. Peki, ama bugün bakalım, harika olacak. Bugün nasıl olacak? Uğurluyoruz seni. Gel bakalım. Dilek ve Uğur'un modeli Amina Yılmaz geliyor. Saçını da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Aminacığım hoş geldin, nasılsın? İyi misin, nasılsınız? Nasıl geçti dün akşamın? Çok moral bozuk gönderdik seni. Ya, şarap dışında saçımı beğendiğim için çok böyle canım sıkılmadı. Fazla takılmadım. Onun dışında saçım iyiydi çünkü hakikaten. Bakalım bugünü merakla bekliyorum. Uyumadan önce şöyle biraz dilekle didiştin mi kafanda? Yok, ben öyle uzatmayı pek sevmiyorum. Ben onu buldum Gözde Hanım. Devam ederse hiç hoş olmaz. Ben neden anlaşamadığımızı buldum. Ben onu Emina diye anladım herhalde. Ha pardon. Şimdi daha yeni ya, ben yorgunluktan algılayamadım herhalde. O Amina'ymış, ben Emine anladım. Ön yargım o yüzdenmiş. Bugün çok iyi anlaşacağız.
İnanıyorum bakalım. Demek ki bugün harika şeyler olacak. Bakalım neler olacak. Seni masanın yanına uğurluyoruz. Hoş geldin. Merhaba. Konsept açık herhalde değil mi hepiniz için? Kırmızılar olunca, allar pullar olunca. Hele ki Sebile Hanım da bu kadar kırmızı kırmızı parlayınca. Ne oluyor bugün? Efendim, kına konseptiyle bugün salıyı sallıyoruz. Bakıyorsunuz, neyi bakıyorsunuz biliyor musunuz? Bu tepelikler varken nasıl saç makyaj yapacağız? Hayır efendim, onlarla yapmayacaksınız. Atın tepelikleri, bu kızlarımızı en güzel kına gecesine hazırlayın. Yemin ediyorum nefes aldım. Heh, değil mi? Onlarla olur mu? Bize saç maharetlerinizi gösterin. Makyaj maharetlerinizi gösterin. Hiçbir şey kapatmasın onların suratını. Çok yakıştı. Tuna seni tamamladı. O da Hacivat gibi oldu. Aynen. Aram şeyhi gibi oldu. Bakalım bugün kimin sesi daha fazla çıkacak? Kınaya konulan altın kime kaçacak? Saç için 45 dakikanız var. Makyaj içinse artık makyözlerimiz ve makyörümüz oluştu. Sadece 25 dakikanız var ki size fazla fazla yeter. Biz üvey evlat gibi kalıyoruz zaten. Maharetli parmakları kaşındırın, çalıştırın. Süreyi başlatacağım. Hazır mısınız? Düşündünüz mü? Artık bugün bize değişik bir şey gösterin. 5, 4, 3, 2, 1. Süre başladı. Benim eşim korkmuş, rahatsız olmuş. Evde yani biraz bağır da kadın alışsın ya. Bir neden bağırayım ki evde? Ben erkek sesi duyur adama ya. İnsanlara? Peki biz sana kısaca kılıbık diyebilir miyiz? Size tenzih ediyorum ki bak bu kılıbık lafından hoşlaşma. Tamam kardeşim. Tek hocam. Efendim hocam. Senin istediğin bir şey var mı hayal kurdu? Bilmiyorum ki benim açık olsa nasıl olur dedim ama. Açık yaptık zaten. Yok komple açık kadar geç üstü çok model olmadı. Hı hı. Bir şey olmaz. Olur ya hiç kullanmadım. Topuz normalde pek keşke en sıkı kullanırım. Yukarıda sevmiyorum zaten. Hı hı. Önünü ne yapacağız? Önünde biraz bırakabiliriz. Aslında komple de açabilirim. Yan sevmiyorum şu kalbim var. Ya öbür yana alabiliriz. O kalp kötü durmuyor. Bana bakabilir misin? Şimdi benden neler istiyorsun bugün? Saçlarım uzun olsun istiyorum. Uzun istiyorsun. Tamam elimde geldi. Yani, elimden dün çok geleni yapacağım. O tamam. Uyum maşa yapmayalım. Böyle güzel örgüler yapalım. Olur. Örgü yapalım böyle yana doğru getirelim. Şuranı yine hafiften bir kabartalım şuraya ama saç takacağımız. Dünkü gibi kabarık. Yok çok değil be ama buram basık senin. Şurayı şöyle almak zorundayım. Tamam. Şurası çok açık olduğu için şurayı saçını almak zorundayım. Saçını takacaksak alabiliriz. Bakayım sana bir şöyle. Şurayı ortadan değil de yan yapalım mı? Hani yandan alalım. Burayı bukleler bir şey. Bak aynadan bak şöyle getireyim. İster bu yana olsun, ister bu yana. Hani şu yandan alıp. Bugün hani benim ilk şöyle, kına gecem olacak. Bak, o yüzden ağlamak istemiyorum, üzülmek istemiyorum. Saçını bugün açık düşünüyorum. Yani biraz aksesuarlı süsleyip biraz da kabarık bir saç yapmayı planlıyorum. Bence yine şöyle bir şey yapabilirim. Bu defa yine önlerden azıcık saçlar bırakıp şöyle daha az saç bırakıp ya da bırakmayabilirim. Hatta bırakmayayım. Hiç saç bırakmayalım önde. Öne bir aksesuar yapacağım ya şuraya takacağım. Bu saçın olabilir ya da başka bir aksesuar olabilir. Saçlarını bu şekilde geriye doğru kabarık bir şekilde alacağım. Tamam mı? Şöyle burgu burgu yapıp geriye doğru alacağım. Geriye doğru bu şekilde böyle bu şekilde toplayacağım. Arkası açık kalacak tamam mı? Sadece şu kısmı biraz daraltacağım. Şu, ense kulak arkası hizasından. Şöyle bir daraltma yapacağım. Uç kısımlarını da yine tekrar böyle açık bırakacağım. Dediğim gibi öndeki önde aksesuarla süsleyeceğim. Artı şurayı. Tamam. Bu böyle bir şey ortadan yapmayı ayıralım. Düşünüyorum. Hı? Ortadan ayıralım mı bu sefer? Ortadan ayıracağım. Ensede güzel bir topuz yapayım diyorum. Yani senin dün istediğini bugün sana vereyim istiyorum. Peki büyük bir şey mi, daha ufak bir şey mi? Çok küçük bir şey değil. Biraz iyi bir model göstermek istiyorum. İyi bir saç çıkartmak istiyorum. Aha. Çünkü sürekli hani Adnan hocamız da diğer arkadaşlar da bir saç görmek istiyorlar benden. Ve bunu ben burada hep sergiliyorum ama böyle güzel güçlü bir saç daha önce gelmemişti bana. Hazır gelmişken diyorum ki
avantaja çevirip güzel bir saç çıkartayım. Büyüklüğü aşağı yukarına kadar olacak peki? Ya onu ölçebilmek çok güç bunu aslında ama. Elle falan gösterseniz. Onu pek anlayamazsın. Yani ortalamasını söyleyeyim. Ensen de şöyle güzel, hoş bir dağınık topuz olacak. Sade bir topuz olmayacak. Çünkü dağınık kınada güzel olmaz. Dağınık hoş bir topuzu ensede başlarsak çok güzel. Çok aşırı büyük bir şey istemiyorum. Kafamdan daha büyük duracak. Yok yok, öyle aman aman bir şey olmayacak ama. Böyle güzel bir geçişi olan, ensede hoş bir topuz durabilecek bir Eda olsun istiyorum saçında. Tamamdır. İnanıyor musun? İnşallah. Ön gene benim için asıl önemli olan ön. Tamam. Benim ilk evliliğimden iki tane kızım var. Evet, ama resimde kız, gördüm. Evet. Kızlarımı ne kadar çok sevsem de kızlarım bir türlü bana yanaşmıyor. Gerçekten mi? Yanaşmıyor. Hatta bayramda bile gittim. Zorla çağırdım, zorla geldi. Ha, sende baba, değiller. Bende değiller. Ben nasıl onlar, onlarsız yapabiliyorsun? Ya ben onların mutsuzluğundansa, hani onların mutsuz olmasındansa, onların mutluluğu benim için daha önemli. Gerçi anneden yani, ayırmamam. Anneden güzel. Ayrılmaz. Benim annem rahmetli. 10 yıl olmuş benim annemin öldüğü. Ben 10 yıldır anne hasretiyle yanıp kavruluyorum. Gizem duygusallaştı galiba yine. Çok duygusal biliyor musun? He. Ağlar. Şimdi kızı var onun 3 yaşında. Evli mi? Ayrıldı. Kızı var 3 yaşında. Onu çok özlüyor. Çok seviyor. Böyle parkta gidelim işte. Çemen çocuklu birilerini görsün falan. Çok şey yapıyor. Duygulanıyor direkt. Çok duygusal birisi. Serkan Bey. Efendim. Şimdi modelimin dikkatini çeken şeyler var. Dün saç makyaj yapılırken modelin sana sormadan makyajı yorumladı ama sen modeline sormadan saçı yorumlayamadın ama modelin bunu anlayamadı. Neden bu kadar modeline devamlı soruyor, her şeyi onay alıyor diyor. Nasıl yani, anlamadım. Eşine. Eşine neden soruyor diyor devamlı. Biz hep onunla beraber çalışıyoruz. Onun fikirleri benim için önemli. Evli miydin? Efendim? Evli miydin sen evet. de? Peki karının saçını sen mi yaptın düğünde? Hayır. Başkası mı yaptı? Evet. Zoruna gitmedi mi? Hayır, benim eşimin kaderidir o. Ben onun saçlarını yapmıyorum. Kesim falan konusunda da mı başkası yapıyor? Hı-hı. Aa, yok artık. Biraz fazla yoğun bir iş hayatım var. Hı-hı. O yüzden o da onu anlayışla karşılıyor. Çok sık oluyor bu arada. Biraz sıkacak ama yani hemen gelişecek. Çok başım ağrır o yüzden. Hayır, çok sıkmayacağım. Sadece bir kendimize bir rampa burası. Tamam. Çok kıskançmış, öyle diyorlar. Sen ne diyorsun ya? Allah'ım, yolda gidene bakayım. O kadar ya değil ya. Neyi bu kadar değil? İnsan sevdiğine sormadan bir şey olur mu ya? Seviyorsun. Usta, seninki sevginin ötesinde bir değişik bir duruma girmiş fazla artık. Fazla kıskanç kadın vardır. Hakikaten var mı biraz çapkınlık sende? Bende mi? Zamanında çoktu. Yani durduk yere de kıskanmıyor yani kadın yani. Zamanında çoktu ama onu tanıdıktan sonra oldu. Ama kıskanıyor. O kıskanıyor. Yapabilecek bir şey. O onun hastalığı gibi bir şey. Nasıl alıştın? Nasıl idare ediyorsun? Okey diyorum. Tamam diyorum. Sen haklısın. Bitti. Peki biz sana kısaca kılıbık diyebilir miyiz? Yok. Niye demeyelim ya, sen harbi harbi kılıbık. Siz kılıbığın anlamını bilin, ondan sonra konuş. Kılıbık demek farklı bir şey. Açıklar mısın ne demek size kılıbık? Size tenzih ediyorum ki bak, bu kılıbık lafından hoşlaşmam. Neyden hoşlaşmasın? Her şeyle, Ali her şeyle konuşuruz tartışırız ama kardeşim kılıbık lafı olmaz. Bu kılıbık değil. Bu eşine saygı duymak, eşini sevmek, onun fikirlerine hani saygı duymaktır. Bu kılıbıklık değil. Sen eşini sevmiyor musun? Senin eşin kıskanmıyor musun? Dün saça bile yorum yaparken yenge mi yorum yaptı sen mi, ben anlamadım ya. Tamam da bu fikir alışverişi. Neyin fikri abi? Senin kendi kararların yok mu? Var. Ben ona sormadan hiçbir şey yapmam. Yanlış yoldasın. Niye yanlış yoldayım? Biraz bana takıl. Niye sana takılayım? Senin gibi olacak. Bence biraz sana takıl Uğur Bey. Sen biraz benden feyiz al ki kadınlardan yok hani abi, biraz daha şey yaparsın. Yok abi, eksik kalsın senin feyzin bende. Oo, çok güzel bir postiş var elinde. Kızlar, kınaya hazırlanıyorsunuz. Haklısınız. Aynalara bol bol bakmak istiyorsunuz ama vedalaşmak için son saniyeleriniz.
Aynalar. Böyle kalsın. Lütfen çekmece. Ben güzel bakıyordum buradan. Kaldırabiliriz artık. Sizi nişana hazırladık dün, bugün de kınaya. Dört modelimizin de ne nişanı olmuş daha önce ne kınası efendim. Onları biraz havaya sokalım dedik, ne dersiniz? Öyle sessiz sakin kına olur mu? Olmaz. Hadi müzik gelsin artık. Ağlama kız. Ne geldi aklına da ağladın? Duygusuna mı girdin meselenin? Ne oldu? Yoksa aramızda yani konuşalım burada kimse duymadan.
Acıklı daha bir anı mı var? Daha önce yaşayamadığım için bu. Evlendim ama kına gecem olmadı. Dün nişanlıkla da mutluydum. Niye olmadı kına gecen? İstemediğim denk geldi. Ne oldu? Ya hep bir olacaktı ama olmadı. İmkansız. İyi de kına gecesine kızın en yakın arkadaşı, arkadaşlarımız toplanıyoruz. Evde bir kınaya, iki de müziğe bakıyor. Yapamadım işte. Olmadı. Beni ağlatacaksın. Kısmet bu. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. Bir şey olmuyorsa daha iyisi yolda olduğu içindir. İnşallah. İnşallah. Hiç üzülme. Üzüntü olmasa neşenin, sevincin kıymeti çıkmaz ki. Hayat kalp atışı gibi. Üzüleceksin, sevineceksin. Üzüleceksin, sevineceksin. Aşk var mı? Aşk da yok. Hadi bakalım. Kızım var 3 yaşında. Hay. En büyük aşk o işte. Evet. Onu da 2 haftadır görmüyorum zaten. Onun mutsuzluğu da var. Kıyamam. Ya bugün de yine mutluyum ama mutsuzum. Niye? Üzgünüm, kızımı özledim. Yani kına gecesi konsepti. Kızım. Hep eksikliklerden dolayı. Ne zaman görebileceksin kızını? Yani bu haftadan sonra gideceğim. Bu haftadan sonra. Annenlerle mi? Evet. Oo, izliyordur seni. Evet, video çayırgın. Ay. El sallasana. Kameradan hangisi? İsmi neydi? Elisa. Elisa. Ay ne güzel isim koymuşsun. Elisa ne demek? Cennette melek ismi. Peygamber Efendimiz'i karşılayan melek. Peygamber Efendimiz'i karşılayan melek. Elisa. Elisa, seni çok öpüyoruz. Annem burada senin için güzelleşiyor. Benden de sana çok öpücükler. Zaten çok güzel annesi. Ay ben kızımın kınasında ne ağladım, ne ağladım. Ne böyle ya. Kırmızı bir elbisesi vardı. Böyle elinde kocaman tavus, böyle kırmızı tüylerle çıktı. Şöyle sallıyor, sallıyor. Ay, ay. Yine geliyor. Aklınıza mı geldi? Gel sarılayım sana. Hadi iyi gelir, iyi gelir, iyi gelir. Hadi gel. Gel, 2 dakika izin veriyorum. Ben 2 dakika vereceğim size. Ama anlamadım. Saçım dokunma saçım. Bozmazlar onlar saçlarını. Ben sana çok güzel bir kına gecesi yapacağım sorusu. Ama ağlama tamam. Hem de Elisa ile birlikte ona da kırmızı bir elbise getireceğiz. Tamam. Tamam mı? Serkan sana biraz süre vereceğim tamam, merak etme. Tamam. Bir sakinleşsin, kendine gelsin. Ondan sonra devam ederiz. Kızlarımız belli çok ağlayacak. Onları lülelerinize neşelendirin. Neşeli bir kına olsun onlara. Son 20 dakikanız kaldı arkadaşlar. Ne oldu sana, ne oldu? Adnan Bey'i ağlatıyorum burada. O ağlarken ben de ağlıyorum. Sonra da gülüyorum niye ağlıyorum diye. Adnan Bey'in kınasında kızı çıktığında çok ağlamış. Onu hatırlarken tekrar bir gözleri doldu. Onun dolunca benim hemen zaten sulu göz. Serkan Bey, size eşini seslenirken duydum. Tumbak diyorlarmış size. Ne demek anlamı? Tumbak. Ne diyorlarmış? Tumbak. Tumbak mı? Tumbak. Evet. Niye? Benim lakabım o. Ne demek? Ben bebekken çok kiloluymuşum. Şimdi de pek zayıf sayılmıyorsunuz. Çok zayıf değilim canım. Şimdi de tombalığı gibisin. Onu biliyorum. Ben bebekken çok kiloluymuşum. Gece kalkıp yemek yermişim. Öyle görenler bana hep gel Tumbak, git Tumbak. Şu anda hala hani öyle zaten. Bir yere girdiğim zaman hemen Tumbak gelmiş. Boş gelmiş derler hep. Hayat Hanım gene boşnaklar birliği topuzu mu yapıyorsunuz? Bu yaptığım topuz her yöreye uyuyor. Ha, boşnak ya. Değil yani değil mi? Çok mu büyük? Değil. Boşnaklara genelde tepeden yaparız biz. Böyle kınaya gitmezler. Kınada da mı tepeden? Evet. Zaten özelliği o. Boşnak mı oluyor yine? Ya her yöreye uygunmuş bu seferki. Sirk'te boşnak, var mı böyle? Boşnak saçı yapmak bir ayrıcılıktır. Herkes yapamaz. Ya şahsen ben öyle tarayamam evet. Krepeyi iyi atarım ama. Krepeyle bitmiyor.
Ben de öyle bir saç tarayamam. Kuaför dediğin tek tip topuzlar yapmamalı bence. Bence yeniliğe açık olmalı. Yok, yine ben istediği saçı yaparım tabii ki de. Bana gösterdikten sonra yine yaparım istediği saçı ama... ...hani öyle bir çalışmam yok benim. Onu anlatmak istedim açıkçası. Öğreneceksin arkadaş. Öğreneceksin. Buradaysan öğreneceksin. Yoksa gönderirim seni de. Kim neyi öğreniyor Uğur? Ya ne oldu, kime kafa tutuyorsun yine? Bilmiyorum diyorlar ya, boşnak topuzu Uğur, bilmiyorum. Uğur, elinde tespihin de yok. Niye bağırdın anlamadım. Uğur Bey. Ya siz niye bu kadar bağırıyorsunuz? Niye mi bağırıyorum? Evet. Ya insanlar rahatsız oluyor sizin sesinizden. Kim rahatsız oluyor ya? Benim eşim mi? Nasıl? Benim eşim korkmuş, rahatsız olmuş evde yani. Evde biraz sizden. Bağır da kadın alışsın ya. Bir ses. Neden bağırayım ki evde ben huzurluysam? Niye bağırayım ya insanlara? Niye ben çoluğumu çocuğumu korkutayım, bağırayım evde? Konuşamıyorum korkudan. Uğur Bey, bir simit diye bağırır mısınız? Şey, Şena Şen'in filmi vardı ya. Domates. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz şu anda. Allah Allah. Uğur Bey. Adam size gelen modeller niye hep susuyor? Mesela modelin yüksek sesten çok rahatsız oluyordu ama sesini çıkaramıyor. Çok tuhaf değil mi? Ama size kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bu biz yüzden... anlayabiliyoruz. Biz anlayabiliyoruz seni. O zaman bizim etrafımızda kimse bağırarak konuşmuyor mesela. Hayat, sence Uğur'un burcu ne? Uğur'un burcu yok bence. Hiçbir burcu taşımıyor. Yılan. Yılan. Şimdi hayat güzel bir şeyler yapmış ama şey var, aksesuar çok bastırmış saçı. Hani diyoruz ya, saçın beli olsun, o beli o aksesuarı oturtmuş ama saçın belini kırmış gibi duruyor ama inşallah sonunda düzeltir. İlk defa galiba gayet net, belirgin şekiller var değil mi? Evet, evet. Şeyde çok güzel bir tasarımı var Serkan'ın ama heyecandan mı, aceleden mi? Yoksa şeyden, böyle teknik eksikliğinden mi? Bir takım şeyler var. Hatalar yani. Serkan! Serkan! Ben böyle bağıran insanlara cevap ya, vermeyi sevmiyorum. Cevap ver, bir duy da. Ben seni duyuyorum. İnsan gibi selam ver, sağ ben sana konuş yapma. Benimle, ben sana o zaman cevap vereyim. Bizleri sevdin mi? Normal soru soracaktım. Adam durup tamam, cevap bile vermiyor ki. Tamam, bağırıyorsun. Bağırmadan da ben seni duyabiliyorum ama, değil mi? Duyuyor musun? Bağır bir efendim de, bir şey de. Duyuyorum ben seni. Niye duymayayım? Sevdim mi bizleri? Adnan Serter saçları yakından inceliyor. Arkadaşlar, son 5 dakikanız. Bak yüzüne ne kadar yakıştı yandan ayırmak evet, saçı. Evet, 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 aynen. O sivri yüz ne kadar hoş gözüktü. Bir daha ellerine kontrol etsene, bazı o kadar dışarıda duruyor. Böyle yarısına kadar sokmuşsun. Dünkü gibi tokalar gözükmez. Hayır, hiçbir şey görmez. Son 1 dakikanın içindeyiz. Az sonra sayacağım. Son firketeler takılsın, spreyler sıkılsın. Saymaya başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Bak, gözler gelsin. Haydi bakalım. Nasıl? Bayıldım. Sen kötü kötü baktın, neden? Sen ne sevdiğin birini kıskanmaz mısın? Gerçekten. Bir cimcik diyorum ona, anlayamam falan oluyor. Nasıl cimcik? Kadının yanında kadar fark yok, çaktırmadan değil mi? Onun usulleri var. Saykancı. Seko falan.
Şimdi gözlerini biraz daha arka plana çekip... Evet. Dudaklarını ön plana çıkartacağım. Zaten güzel dudaklarım var. Hı hı. Sadece çok ufak bir sedefli far çalışmak istiyorum. Biraz daha aslında sedefli seviyorum ama biraz daha böyle toprak tonlarıyla hafif bir gölge olduğu zaman etrafına daha çok hoşuma gidiyor sedefli. Tamam, öyle yapalım o zaman. Bugün seni dinleyeceğim. Dün biraz gergindim, öyle söyleyeyim. Evet. Bugün affettirmem lazım kendimi. Dudağı biraz koyulaştıralım, gözü açık yapalım. Ben olur. Çıkıyorum. Gözler yağlanmasın diyorsun. Öyle yapalım. Nasıl olsa bakayım. İpek kirpiğimiz de var. Zeynep'im, var mı aşkım? Bundan biraz faydalanalım eksik bence. Eksik bir şey görüyor musun aşkım sen? Yok, şu an gayet. He? Gayet iyi duruyor. O hala sıkıyor. Ona biraz süre verdiler. Şey oynadı ya, hani vakti kalmadı. Ha. Serkan'cığım, o son firketeyle sana verdiğimiz sürede doldu. Teşekkür ederiz. Şunu bir takamadım ki. Ne veriyorum? Tamam. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin size. Çok güzel oldun. Nasıl bir makyaj istiyoruz? Ay hiç bilmiyorum. Hayalindeki kına makyajı. Nasıl hayal ediyorsun yani, kendini? Yani çok akmayacak. Parıltısız bu da. Parıltısız mı? Kınalar parıltılı olmalı bence. Neden parıltısız? Bilmem. Böyle. Neden pırıltısız? Hangi renk mesela? Ben elbisenin tonlarında yapıp ışıltı yapacağım. Elbisenin tonlarında uygulayacağım makyajını. Sonra ışıltı uygulayacağım. Tamam, sana güveniyorum. Sana da. Tamam. Evet, şimdi nasıl bir şey düşünüyorsun? Kınamla ilgili. Kınamla ilgili. Evet. Gece olacağı için özellikle koyu bir makyaj. Tamam. Istiyorum. Siyah tonlarını kullanalım mı? Evet. Göz kınarlarını aydınlatırız. Komple siyah. Alttan bir boğu yaparız. Göz içine de beyaz bir kalem çekeriz. Tamam, gözlerini süper. Daha da büyütürüz. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Tamam, anlaştık. Artık yine parlamak istiyorum. Tamam, bu sefer efsane yaratacağız. Hadi. Kirpiklerimizi de unutmuyoruz. Yok, birinci oluyoruz. Bende. Bugün birinci olmak istiyoruz gerçekten. Evet. Lütfen. Ay vallahi hiç evlenme teklifi almadım. Evlenme teklifi almak hiç istiyorum. Almadın mı evlenme teklifi? Alacaktım bir tane. İstemediğim için biliyordum. Dolaylı yollardan iptal ettim. Burak'tan. Onun... Demek ki hayırlı değilmiş senin için. Yani. Sonra da bir daha mı? Gelin nişan bu tarz şeyleri sevmiyorum. Hatta gelin dahi olmak çok istemediğim bir şey. Neden? Bilmiyorum, hiçbir zaman öyle bir hevesim olmadı. İşte evim tarlatanlı elbiseler giyeyim ya da bembeyaz gelinlik giyeyim de işte şıkır şıkır olayım. Benziyoruz efendim. Çok böyle yani elimde olsa bir nikah yeter sadece ama. Tabii ben çok kavga ederiz annemle de o konuda. De çok karşı böyle olan bir insanım ben. Ya işte karşı olsak da toplumsal olarak bunu belirtmememiz gerekiyor. Genelde daha çok tepki alıyoruz. İşte. Oh be, böyle renklerle başla, pembeyle başlıyorsun sürekli. Demek ki başka renkler de varmış bu paletinde. Bu bant alta geçmemesi için mi? Gözünde düşüklük olduğu için farklı bir sistem uyguluyorum. Bu göz kapağım biraz düşük. Bantı yapıştırıyorum, orası biraz daha yüksek, yükseltiyorum. Daha çekik durmasını sağlıyor bant oranın. Mantıklıymış, ben de yaparım artık. Evet, demek. Bakalım. Kapatalım. Çok ağladım az önce. Neredeydin? Çok kötü oldum. Yani daha önce hiç kına nişanım, düğünüm olmadı. Nikahla evlendim. Evet. Ama İçinde beyaz bir sadece ukteydi bir, desene. Sadece beyaz bir düz bir elbise giymişim. Dantelli. O yüzden burada hayallerim gerçek oluyor. Ay hadi bakalım. Son 20 dakika, parmaklar çalışsın, hızlansın. 20 dakikanız kaldı sadece. Kızların kınası var, çok önemli. Bakalım Sebile bize. Koşuyorum. Artık tariflerine koşuyorum. Yine bu sefer düğün öncesi kına gecesine hazırlık için yine canlandırıcı, hem cildi ışıldatacak, hem daha pembe, daha canlı gösterecek, hem de nemlendirecek bir maske hazırlayacağız. Tarifimiz çok basit. 2 yemek kaşığı
kahve, Türk kahvesi tabii ki tercih ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı balımızı koyuyoruz. Pardon, yemek kaşığı dedim, özür tatlı dilerim. Kaşığı. Tatlı kaşığı, hepsi tatlı kaşığı. Ve yine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı. Bu erimiş yağ burada, pratik olsun diye kullandım. Normal Hindistan cevizi yağını zaten oda sıcaklığında beklettiğinizde 25 derecenin üstünde o sıvı hale geliyor. Hani özel bir şey yapmanıza gerek yok yaz aylarında özellikle şu anda. Ay nasıl güzel oldu bakar mısınız? Hey, kıvamında. Bu, ne yapacağım? Şimdi bir kere hem nemlendirecek hem yaşlanma karşıtı. Hem hücre yenileyici, işte kırışıklık giderici ve aynı zamanda cilt hasarlarını onarıcı, hücre hasarını onarıcı, çevresel kirleri arındırıp detoks etkisi yapıyor. Bunu yüzümüze sürüyoruz. Bu zaten böyle macun kıvamında oldu. Sürerken kan dolaşımını, kafein var ya, kahve evet, var içerisinde. Kan dolaşımını hızlandırsın, yüzümüze canlılık gelsin ve ölü deriden de temizlesin. Aynı zamanda gözenek de sıkılaştırıcı etkisi var ve gözenek temizleyici etkisi var maskenin. Ovalaya ovalaya sürüyoruz. Önce böyle hem kan dolaşımı hızlansın hem de ölü deriyi atsın diye. Sonra o şekilde 15 dakika bekletiyoruz ve yine ovalaya ovalaya böyle kahve yine masaj yapsın, yine gözenekler sıksın diye yıkıyoruz. Ve nasıl bir yine parlak diyeceğim ve pers pembe bir cilt çıkıyor ortaya. Bunu mesela kınadan önce veya düğünden önce 2 günde bir yaparsanız hiçbir zararı yok. Çok muhteşem sonuçlar alacaksınız. Dua edeceksiniz bana. Harika tarifler alıyorsunuz. Mutlaka deneyin. Evet. Müthiş tavsiye. Evet. Bak kokusuna da ne kadar güzel. Onunla böyle mutlu mutlu. İnsan mutluluk veriyor. Kakao ve sufle kahve. Gibi. Evet, sufle gibi. Kına yakamadım ama kahveden, kakaodan kendime kına yaptım sayılır. Son 15 dakikanız. Biraz eğlenmeye ne dersiniz bu dakikalar içinde, kalan dakikalar içinde? Hiç umurlarında değil. Makyaja konsantre, hepsi kınayı bekliyor. Müziği duyunca belki hareketlenirler. Son 10 dakikanız. Sevile, ben bu maskeyi buradan aldım, kola kadar yürüttüm. Yumuşacık oldum. Yumuşacık değil mi? Makyajları yakından görmek ister misin? Evet. Harika oldum ve muhteşem kokuyor.
Zeynep. Evet canım. Eşin senden sanki söyle çok ablacığım. Korkuyor. Korkuyor mu nasıl benden? Nasıl başardın bunu? Bize de söyler misin? Yok, o beni çok sevdiğinden öyle yapıyor. Yani sevgiden mi korkar tabii bir insan ki de. Sence? Beni kaybedecek diye korkar o. Zeynepciğim. Efendim. Modeller oynayınca sen kötü kötü baktın, neden? Kime? Serkan'a. Yok canım, sana öyle gelmiştir. Çok fazlasıyla kıskançlık var gibi görüyorum ben. Kıskancım tabii anca canım. Dudağımın ıslak mendilini sürmüş kızımlar. Kaç yıllık evlisiniz siz? 7 yıldır evdeyiz. 7 yıldır birbirinize alışamadınız mı? Alıştık, çok alıştık hem de. Kıskançlık hala olması normal mi? Oluyor, seven insan kıskanmaz mı? Sen ne sevdiğin birini kıskanmaz mısın? Adamın damarını söker ip atlarım. Ne demek kıskanmak? Ya. Nasıl yani? Hiç kıskanç öyle değil misin sen? Çok kıskancım. Değil mi? Çok. Sinek uçsa yanımdan sinek. Ben de çok gereksiz şeyleri kıskanırım ama ben. Ben de öyleyim. Ben. Çok fazlayım kıskanacağım ya. Kıskanacağım şeyi kıskanmam. Kıskanmamam gereken ne ya varsa ya kötü göz hissedersem kesinlikle kıskanırım. 5 dakikamız kaldı, dedikoduya da gelemiyorum. Son 5 dakika. Haklısın yani, kıskanmadan olur mu? Ama nasıl olsun, kıskanmıyor, ne kadar güzel bir kadınsın. O beni kıskanmaz. Güveniyor. Bazen derim hatta, sen beni niye kıskanmıyorsun derim. Yapısal olur bakalım. Çok güveniyorum sana. Aslında ben de güveniyorum ona. O elma erkek olmayan diye şey. Herhalde. Ondan olabilir kıskançlığın. Cimcikliyormuş. Ha, arada oluyor. Beraber çalışıyoruz. Baktım kadın yazıyor. Gerçekten. Bir cimcikliyorum ona, anlayamam falan oluyor. Nasıl cimcikliyorsun? Kadının yanında kadar fark ediyor. Yok, çaktırmadan değil mi? Arkadan gidiyor. Onun usulleri var. Serkan'cı, Seko falan. Tatlı tatlı. Ya. Çaktırmadan müşteriye. Aynı müşteri tekrar geldiğinde... Bu sefer yok ki. Gözünü kestirmiş oluyorsun. Tabii. Siz ilgileniniz Zeynep. Ben ilgileniyorum zaten. Özenle ilgileniyorsun değil mi? Tabii. Hiç öyle saç yaktın mı? Hiç. Fazladan yok. Kestin mi? Yok. İyi. Öyle şeylerim yok. Bana bak, bana bak. Sen neden yan tarafı çok merak ediyorsun? Arkadaşım ya, güzel yapamadım, yani merak ediyorum. Sen onun, güzel ondan olsun. Güzel mi olmak istiyorsun? Veya o senden güzel olacak diye mi bu kadar tedirgin yan yok, tarafa bakıyorsun? Yok, o da güzel olsun istiyorum. Emin ol, sen ondan güzel olacaksın. Çünkü senin makyajını Özlem Kurt yapıyor. Bir şey diyeceğim, kim kimden güzel oluyor anlamadım ben. Arkadaşını çok merak ediyor, sürekli gözü onda. Diyorum ki merak etme, şey senin makyajını bak, Özlem yapıyor. Bir şey söyleyeceğim, kız kimi takip edeceğini çok iyi biliyor, biliyor musun? Niye oraya bakacaksın ki? Zaten sonucu belli. Modellerinizin yüz yapısını artık öğrendiğiniz iyice gündesiniz. Onları kınaya hazırladınız. Son rötuşlar. Son allıklar. Son dokunuşlar. Birazdan sayıyoruz. Allah'ım bu ne güzellik, Allah'ım. Biri bana bunu açıklayabilir misin? Heyecanlandım. Evet, beni heyecanlandırdın. Hadi bakalım. Hepsi güzel gözüküyor desem. Son 1 dakikanın içindeyiz. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Fırçaları bırakın. Süre bitti. Bakalım Sevilla Ölmez, Adnan Serter saçları ve makyajları yakından incelediklerinde ne notlar alacaklar? Takımlar birbirlerini nasıl değerlendirecek? Az sonra. Aydın. Bu tarz makyajları beğeniyorum ben. Sana sanat göstermeye geldim buraya. Ne demek ne işin var? Ben sanatı birilerinden öğrendim. Gerek yok senden öğrenmem. İşte buydu istediğim. Bu senin salonuna gelen... Bir şekilde çıkar mı kına? Çıkar tabii ki. Bak ne kadar mutlu. Çok beğendim. Sen de bu dudağı neden öpücük halinde boyuyorsun? Bu kız da bana sanki öpücük. Sen bana öpücük mü atıyorsun acaba? Güzel ya. Çok büyük bir topuz. Arkada bambaşka bir dünya görüyorum.
Efendim kuaförüm sensin de salı günü kınamız var. Allandık, pullandık, kızlarımız hazırlandı. Saçlarını, makyajlarını görecekler. Jürimiz değerlendirecek. Tersten başlıyorum efendim. Mustafa ve Tuna'nın modeli Asena Melisa Sağlam geliyor. Melisa kendine baksın. Çok beğendi. Bak 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 bak. 5 lirik. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Vay canına. Evet. Gerçekten bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Arkadan bakmak ister misin anneyle? Önden aynayla? Çok beğendim. Taç gibi olmuş gerçekten. Evet, tamam. Makyajımı da beğendim. Bir dakika, arkasını... Makyajını beğendin mi gerçekten? Gerçekten doğruyu beğendim. Söyle. Evet. Bağıra bağıra herkes duysun. Makyajımı beğendim. Saçımı da çok beğendim. Ben her şeyimi çok beğendim. Evet. Süper. Vallahi benim enerjim çok iyi. İnşallah düşmez. Süper, harika. Neşeli gelin. Kınam olduğu zaman saçımı, makyajımı Mustafa'ya ve Tuna'ya yaptırır. Özgür'ün karşısına çıkarım diyorsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben biraz farklı çalıştım bu defa. Madem konu biraz daha abartmak. Ön kısımlarda birkaç yerde saç bırakmak istedim. Saçları orada çok kısa olduğu için bırakamadım. Sadece şu alt kısımlarda biraz çok hafif bir şeyler bıraktım. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten böyle saçlarda yapabiliyormuşum diye... sevindim de bir bakımdan. Tuna, bir seni dinlemeye başlayalım makyajınla ilgili. Tabii ki bana haftanın başından beri, yani geçen haftadan da beri sürekli çok hafif, çok hafif, çok hafif makyaj yapıyorsun deyip durdular. Bu sefer birazcık yoğunlaştırdım. Bu sefer de nasıl yorum yapacaklar ben onu çok merak ediyorum. Ben beğendim. Eline sağlık. Teşekkür nasıl ederim. Yorum yapacaklardı dedi. Nasıl yorum yapmayı düşünüyorsun Dilek? Şimdi yakından bakabilir miyim? Geleyim mi? Bakabilirsin tabii ki de. Benim uzaktan gözlerimde sorun var galiba. Vereyim gözlükleri. Seninkiler 4'tü değil mi? 4 numara. Bana 5 lazım. Büyüteç lazım. Ya 3 lazım ya 5 lazım. Fırını çok beğendim. Ama göz pınarlarını biraz daha açmanı isterdim. Çünkü burun yapısını çok daraltmış gibi geldi bana. Yani biraz daha açsaydın daha şu bölgesini uzatabilirdin. Teknik olarak daha güzel durabilirdi. Kaşlarını kısa buldum ve koyu buldum. Yani bir tık daha açık ve daha da uzatabilirdin. Ama göz yapısını teknik olarak beğendim. Teşekkür ederim. Senin artık eyeliner çekememe gibi bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Tamam, bunda çok ihtiyaç duymamış olabilirsin ama. O performansını göstereceğim. Gerçekten onu finale görmek istiyorum. Göstereceğim. Senden güzel bir eyeliner bekliyorum. Tabii ki de. Yoksa seninle alakalı, bunu yapamadığınla alakalı bir yok, yapamadığım bir teknik yok aslında. Yani birazcık yüz altlarına kontür uygulamanı isterdim. Göz altları kirli duruyor. Kirli değil aslında. Çok temiz çalıştım ama neden öyle gözüküyor bilmiyorum. Belki ürün bekledikten sonra belli bir saat içinde... Aynı şeyi görüyoruz değil mi beraber? Göz turbayla alakalı olabilir mi? Belki de, bilmiyorum. Ürün belki belli bir süre içerisinde bir ton daha koyulaşıyor. Belki onunla da alakalı olabilir ama... Böyle uygulamalarda biraz daha pudralama, yani kapatıcıya sürdükten sonra pudrayı biraz daha... Aydınlatıcı bir pudra kullandım. Aynen. Kullanırsan daha iyi olur. Burun hattına çok hafif bir kontür geçmişsin galiba. Evet, bir tık. Ama yanaklara şöyle bir şey, aynı şeyi ama. Kontür evet burayı çok inceltmişsin. Ama burun ucunu sanki daha şiş gibi duruyor bana şu anda. Ama genel olarak yine baktığımda göz altları dışında, kaşlar dışında para rengini falan beğendim. Teşekkür ederim. Uğur, nasıl buldun Mustafa'nın hazırladığı bu saçı? Kardeş, eline sağlık. Bir böyle saçlarda yapabiliyor musun yani? Peki yapabiliyormuş. Öndeki saçları bu sefer çok iyi kullanmışsın. Yani iyi görünüyor. Hanımefendinin yüzü büyümüş. Biraz evet, biraz yanlardan aslında biraz özellikle... Bu modele en şişmiş olarak... değil mi? Şura çok şişmiş. Azıcık daha basabilirdim. Yanlarda orantısızlıklar var. Düşüşlerde orantısızlıklar var. Bu bekleme olayını biraz dikkate almamız lazım içeride.
salmış saç kendini. Yanları biraz daha bastırsaydın bu saç çok daha hoş bir albiniyle çıkabilirdi buraya. Aksesuarı çok iyi yerde kullanmışsın. Totele baktığımızda güzel bir kına saç olmuş. Kınaya gidebilir mi bu saç? Gidebilir, olabilir. Ama hani bir artı avantaj ne olabilirdi? Üstlerini bu kadar iyi alıp yanlarını iyi yapıştırıp dünkü yaptığın topuzun bir benzerini ensede yapabilirdin. Ben daha biraz çok açık, açık bırakmak. Farklı yapabilirdi onu. Altlar çok karışmış. Yorum sıranı bekle. Sen sana geldiğinde onu söyle. Ben onu sana bırakıyorum. Tamam mı? Totalde hanımefendinin yüzüne gitmiş mi? Evet gitmiş. Alışılmışın dışında çalıştığın için bir haftadır seninle devirdik olayı. İkinci haftamızdayız. Senden böyle farklı yapılı saçlar görmek beni gururlandırdı. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Peki Serkan Bey, sizi dinleyelim. Altlar çok karışmış, evet. Güzel taramışsın. Üstler çok güzel taranmış. Evet. Biraz daha basit tarayıp daha natürel hani düşürebilirdim. Buralar karışmış. Bunu siz mi söylüyorsunuz Serkan Bey? Çok şaşırdım. Biraz kabarık yapmıştınız dün. O yüzden. Kabarık yaptık ama zaten burayı kabartmışsın. Evet. Burayı da şişirmişsin. Burayı azıcık bir bastır veya ama daha o zaman yüzü tara... çok uzamaz mıydı sence? Nasıl? Yüzü zaten çok uzamaz yüzü büyük mıydı? Uzat daha iyi. Şu arka biraz bir kere karışmıştı. O kadar sonra burayı hiç natürelleştirmemişsin. Hani bir orayı zaten özellikle burada biraz şişirip spreye sıktım ki daha dolgun durabilsin. Sprey izleri belli. Beyaz beyaz orada duruyor işte. Hani bir gelişme var. Ama azıcık... Gelişme var dediğiniz neye göre? Nişantaşı çocuğusun ya. Türkiye geneline yayılıyorsun. Yok, biraz da sizin çalışmalarınızdan yapmaya çalıştım. Çok iyi demedik ki sana zaten. Ben çok iyi dedim. Yani bura kabarık, bura şişik. Birazcık daha senin basit olsa... Senin tarzına uymayabilir yani. Evet. Bu tür saçları tararken sana bir tavsiye, pudra kullan. Aklında olsun, çok daha rahatlatacaktır seni. Pudra kullanmadığım bir şey ama denerim. Evet Zeynep Hanım, sizi dinleyelim. Nasıl buldunuz makyajı? Dün demiştiniz ki böyle bir makyaj mı var? Gölgelendirmeler vesaire. Ama aferin size, dinlemiştiniz bizi. Bugün de aynı şeyi siz yaptınız. Şöyle söyleyeceğim. Şöyle bravo, size tebrik ediyorum. Şöyle söyleyeceğim. Yaptığım makyaja bence bunu kesinlikle bir tutma. Yok hayır hayır. Dün ben demiştiniz ya bayağı natürel makyaj yapmıştınız da. Evet. Benim makyajıma bu mu makyaj falan demiştiniz tamam. Ya. Çünkü hep bir gölgelendirme vardı. Evet. Bugün daha fazlasını siz yapmışsınız. Demek ki böyle bir makyaj oluyormuş. Arasında çok fark var. Anlatmak istediğimi anlamadınız galiba siz benim. Bir dün gayet natürel makyaj tamam yaptınız. Evet. Bugün de tam tersini hani daha koyu evet gölgelendirmeler yaptınız. Demek ki böyle makyajlar yapabiliyoruz. Tabii ki ben, ya şöyle hani ben yapamıyorum diye bir şey işte demedim 2019, öyle bir şey. 2018 modasına tamam girmek zorunda değilmiş değil mi? Yani bugün bayağı bir gelişme var onu görüyorum size. Tebrik ediyorum. İyi bir şey söylüyorum size. Teşekkür ederim. Kına olduğu için aferin abartmak size, istedim sadece. Bizi. Benim abartma tarzım da bu. Zeynep'ciğim ben sana bir şey sormak istiyorum. Eşinin yorumları doğru muydu sence saçla ilgili? Aynen onay almadınız bugün. Şöyle onay almadım ben de. Almadı yani bugün almadı. Pardon. Özür dilerim be. Abi gerçek misin sen ya? Neden? Önce ne diyeyim hayatım? Bizi deniyorsun. Sence nasıl buldum diye size sormasını sen bekliyordum bana sen. Ya biz de bekledik ama özür dilerim diyor ya. Saçın evet şu kısmını çok beğendim, eline sağlık ama dediği gibi belki biraz daha yanları basık olsaydı ve dünkü topuzun belki aynı şekilde olsaydı ensede daha iyi olabilirdi. Teşekkür şahsi ederim. Şahsi düşüncem ama bugün tabii genel olarak yine iyi. Daha iyi. Beğendim Tuna Bey. Özellikle makyajınızı. Daha çok şey büyük beğendireceğiz. Büyük gelişme size var. Büyük, daha çok şey beğendireceğiz. Öğreniyor ben ablası. Ben göz makyajından şu anda ben öğretmeye başladım. Göz o kısmı geçti. Kaldı bakalım ben senin öğretmen için katılır mı? Ben kıza baktım değişik bir ruj yok orada. İşte ruj için zaten yorum yapmadım farkındaysan hayat. Ben olanı söyledim sadece. Tamam kardeşim. Hayat lütfen. Sekocuğum. Lütfen. Efendim hayat. Efendim kardeşim. Benim yorumum da bu kadar. Tövbe estağfurullah. Peki, teşekkürler. Allah Allah. Özlemciğim ne düşünüyorsun? Daha neler neler göreceğiz. Aga ne yapacaksın evin patronu? Aga nasıl ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Eve sokmaz vallahi. Azıcık karşı çıkacağım be ya sen de Allah Allah. Nasıl karşı karı çıkacağım? Karıköylü olmuşsun sen aga. Olacağım ne tabii. Ne diyorlar aşkım sana ya? Yavaş ver onlar söylesin. Ben sana bir tesbih hediye edeyim bak. Eskiden evet çıraklık dönemimde bir ustam vardı benim. Adam takım elbiseyle gelirdi. Dükkanın önünde. Adam sana işleyememiş ustalığını. Kulakları çınlasın İskender abimin. Elinde hep tesbih. Seko çağırsa. Bakıyorum ona. Bir ara alıştım tamam mı? Diğer yerlere geç. Oralarda ustalar elimde tesbih. Ne yapıyorsun oğlum sen dedi. Dedim abi ne yapayım ustam böyle et. Bırak dedi onu.
Sen hayırdır? Bir daha oldu. Sen ne demeye çalışıyorsun? Uğur İnce'den bir laf soktu sanki yarası sana. Yarası olan kocunur derler. Sen ne demeye çalışıyorsun? Laf yerine başladı. Uğur Bey. Uğur Bey, bunun altında kalacağınız ha? Mustafa da kışkırtmaya çalışıyor. Sanki yeterince kışkırmıyormuş gibi Uğur. Karından izin aldın mı Uğur'a laf sokmadan önce? Ben söyledim zaten. Sen yürek mi yedin, tabii ciğer mi yedin? Sen ne diyorsun ya böyle? Ciğeri meşhur ya. Ne ciğeri? Evet. Yaprak ciğeri var orada. Ben Türkiye'nin borsasına değer katan bir adamım. Senin bundan haberin var mı? Nasıl yani? Borsacısın. Ne işin var burada? Borsacısın. Ne işin var burada? Sana sanat göstermeye geldim buraya. Ne demek ne işin var? Yalnız rahat ediyor ben hayatım. Ben sanatı birilerinden öğrendim. Gerek yok senden öğrenmeme. Bence de. Özlemciğim. Eline sağlık. Elini korkak alıştırmamışsın bugün. Bu tarz makyajları beğeniyorum ben. Sadece arasına biraz daha sıcak bir ton ekleyebilirdin. Ben kirpik takmadan önce mutlaka dip liner sürüyorum. Senin aslında biraz geçtim. Parlıyor sanırım kirpik aslında dipleri. Aslında geçtim. O parlak bir şey, ürün mü var yoksa yok, kirpik aslında normal. Yapışkanı mı dip liner geçtim siyahlı ama neden evet, öyle bir parlama var bilmiyorum. Evet, dip liner sürseydim belki olmazdı o görüntü. Rujunu hayatım, beğendim. Burnunu söylüyorum. Çok ince yapmışsın. Her burnu kontür yapmak zorunda değiliz bence. Ben yapmıyorum. İlk defa yaptım. Her seferinde evet, yapmıyorum. Gayet iyi bir burun şekli var. Gerek yok bence inceltmeye. Allığını da beğendim. Bugün seni beğendim. Eline sağlık. Şaşırtıyorsun beni. Teşekkürler. Hayat Hanım, siz beğendiniz mi? Bu saçla boşnak müşteri alabilirsin kalanını. Artık sanırım alabilirim. Alabilirsin. Bize kayıyorsunuz yavaştan. Nişantaşı bizim tarafa geliyor. Orada bir şube açabiliriz artık. Evet. Saçın volümünü sevdim. Arkadaşlara katılmıyorum. Oraya bir topuz gelmemeli bu kadar volüme. Ama şu olabilir. Aksesuar çok zayıf bu saça. Zayıf. Aksesuarı çok zayıf geldi bana. Bir de o kütlük beni rahatsız etti. Mesela onu biraz içe doğru şöyle verseydin daha estetik durabilirdi uçlar. Adnan Bey'in hep bahsettiği belden mi bahsediyorsun? Şu kısım çok geniş gelmiş. Onu biraz daraltsaydın daha estetik aslında gelirdi. Aslında daraltmıştım çünkü ben oraya düğüm attım. Hı-hı. O düğümler yavaş yavaş açılınca... Toplu değil, gizleyebilirdin alttan da. Nasıl? Daha estetik durabilirdi, gizleyip. Anladın demek istediğin ama bence böyle daha şık durdu. Diğeri çok boğardı orayı. Şöyle olsa değil mi? O şey saçı tamamen diyecek. Bir de altta maşa yapmak yerine, böyle ince maşa yapmak yerine kalın tutup açma yapsaydı şöyle saça, inanılmaz olur. Saçı geriye alman güzel ama ben senin yanında olmuş olsaydım o sarıları o maşalara bir karıştırırdım. Yani o kısalığı falan Sarıları ekstra kullanmak istedim. Tek tek onları saçın aralarına aksesuar uzun gibi işlemek istedim. Uzun olsaydı daha hoş durdu ama kısa olduğu için çok kesmiş saçı bana göre. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Krep atmayı da öğrenmişsin. Teşekkür ederiz. Yorumlarınızı aldığımıza göre puanları yazabilirsiniz. Ben onlara 2 milyon vermek istiyorum bugün. Birinciliği oynayacaksan hiç duygusalına ayar yapmayacak. Bugün herkese bonkör davranacağım. Ne sebep? Çünkü dinlemiş beni. Dinlemiş aşkım, yaptım, makyaj yapmış. Tamam, makyaj yapmış olabilir ama ruju eksik. Saçın altları karışmış. Makyajda olumlu musun? Ya ufak tefek hatalar dışında. Ne var mı hata yani? 2 mi 3 mü? Anlaştık mı? Bitti mi? Evet. Peki. Adnan Bey, Sebile Hanım. Mustafa ve Tuna bugün alışılmışın dışında biraz daha ağır çalıştılar. Öyle değerlendirildiler. Ben hemen kendi yorumumu yapayım. Böyle farklı bir tarz denemeleri gerçekten hoştu. İyi bir deneme oldu. Sonuçta bu yarışmadan hepimiz gelişerek çıkmalıyız. Tabii ki. Tabii ki birincilikler önemli ama önemli olan ne kadar çok şey kendimize kattığımız. En azından bir deneme oldu, iyi oldu diye düşünüyorum. Ancak ön taraftan yani modelin yüzü çok güzel. Saçın havası da tepelerin yüksek olması çok hoşuma gitti. Keşke şu kulak üstlerini ve kulak arkaları bastırsaydın. O saçın belini hep söylüyorum ya, bir ortaya çıkartsaydın. Burası ciddi bir eksikti. İkincisi de hani bilmiyorum siz var mıydınız? Ben hep şunu savunuyorum. Saçta %70'e %30 kuralı vardır. Kural derken hani
tercih edilen, istenen. Saçın %70'inde bir doku, hareketli bir doku varsa %30'unda daha düz bir doku veya daha farklı bir doku yaratmak gerekirdi. Dalgalı olabilir ama farklı olmalıydı. Öndeki şu dalgalar geliyor ya, arkadaki dokuyu keşke başka bir doku yapsaydın. Ayrışsaydı doku şekli çok iyi olurdu o zaman. Şu anda saç bozulmuş gibi elektrikli duruyor. Belde olmadığı için saçta ve aksesuarı düz yerine keşke V taksaydın. Düz değil de hafif var V'lik. İşte o V'yi biraz vurgulasaydın. Yani bu tür eksiklikler genel puanı çok etkiliyor. Genel olarak dediğim gibi farklı tarz olması çok hoşuma gitti. Ama şu alttaki dominant bir şey görüyorum. Bozukluk görüyorum. Hayır, öyle aslında bozuk görünmüyor buradan. Yani çok şey değil, sadece spreyle orası biraz daha kabuk dursun burada diye. Burada bir de işte şey var. Böyle saçlarda kullanılması gereken sprey gazlı sprey. Çok şeydi, çok düşüktü saçlar aslında. Doğrudur. Biraz daha havada dursun gazlı diye. Gazlı spreyler işte böyle bozuk görüntü çıkartır. Dalgalı saçta, hep söylüyorum, dalgalı saçta ıslak sprey kullanın. Üçle değerlendiriyorum. Tuna, kirpikler neden öyle beyaz beyaz duruyor? Kirpikler neden öyle beyaz beyaz duruyor? Aslında renksiz bir yapıştırıcı kullandım. Neden öyle durdu hakkında bir fikrim yok. Sürdükten sonra da dibine şey geçtim. Siyah bir farla, hani herhangi bir sorun yaşamamak için sonrasında siyah bir farla üstünden geçtim tekrardan. Neden öyle durdu hakkında inanın yani bir fikrim yok. Daha önce kullanmış bir kirpik değil değil mi? Yok yok, burada yeni kullandım, yeni açtım. Kısa tutuyorum. Teşekkür ederim. Kaşı bir dahakine lütfen uzat ama. Tamam. Tebri Örmez'den 5 tam puan aldınız. Bunu kutlayın. Siz de kınadınızda bol bol eğlenin. Uğurluyoruz efendim. Teşekkür ederim. Şöyle, ben bugün jüriden 5 puan aldım. Makyaj konusunda kesinlikle beklediğim bir puandı. Çok ince çalıştım, detaylı çalıştım. Yani bugünün konseptine yakışır bir makyaj yaptığımı düşünüyorum. Kesinlikle bekliyordum aldığım puanı. Hak ettiğimi düşünüyorum. Serkan ve Zeynep'in modeli Gizem Akın geliyor. Ayna kapansın, Gizem kendine baksın. İşte buydu istediğim. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Saçıma bayıldım. Arkadan bakmak ister misin? Evet, istiyorum. Tam da istediğim gibi yapmışlar. Saçım, makyajım bugün efsane olmuş. Teşekkür ederim. Eyvallah. Aynayı bırakabilirsin. Gel. Ayrılmak istemiyorum. Fark ettim. İç içe duygular yaşadım bugün. Oradan oraya, oradan. Çok ağlattık güzelimiz ya. Şu an çok mutluyum ama. Aman mutlu ol. Sen mutlu ol yeter. Mutlu hissediyorsun. Çok beğendim. Tekrar hissediyorum ben buradan, biliyor musunuz? Gözyaşları burada burada. Doldu tutuyor şu an kendini. Aman ağlatmayalım. Kına da ya. Yaşadım yani kına gecemi. Bu kadar güzel oldun, artık ağlama. Hep gül diliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz son hale? Şöyle bir karşıdan baktınız. Nasıl? Bence vallahi çok mutlu oldum ben. Beğendim. Tam bahar. Bahar havasında bir gelin modeli, kına modeli yaptık buna. Bir de evet, çok duyguluydu bugün. İşte basa basa dedi, hani siz de beni mutlu edin, bakın bu sefer üzüntüden ağlamayayım falan. Bayağı sevindirdi bizi yani. Rapunzel gibi uzattık onu. Evet, en çok istediğim şey. En büyük hayalimizin saç zaten. Olduysa sevindim. Evet. Bakalım rakipleriniz neler düşünüyor? Hayatçım, nasıl buldun saçı? Ben bugün seni çözemedim açıkçası. Ya çok krepe ya da çok basık bir saç yapıyorsun. Mezuniyet saçı olabilir ya da bahar saçı olabilir ama sen konsepti karıştırdın. Bak, ağzını diyorsun galiba. Bahar saçı. Ama baharda kına, düğün oluyor, kına oluyor. Kına baharda olmuyor. Yani ne zaman? Bahar gelini olabiliyor ama bahar kınasını daha hiç duymadım. Allah Allah. Benim bildiğim düğünden bir gün önce veya 2 gün önce kına oldu. Kınaya göre bence çok basık bir saç, çok basit toplanılmış bir saç. Nasıl toplanmayı düşünürdün? Nasıl? Nasıl yani, kızcağıza nasıl bir şey ağır ama böyle yaşını büyüten yani. Böyle kocaman bir topuz mu yapaydım ona? Topuz dün yaptım, topuz eleştirdiniz. Onu daha dün yaptınız, eleştirdik. Bugün biraz daha basık yaptık. Sana peki bir şey soracağım. Senin salonuna gelen bu şekilde çıkar mı kınarı? Çıkar tabii ki. Bak ne kadar mutlu.
Ne kadar mutlu. Evet, saç güzel olabilir ama kına konseptine hiç uygun bulmadım. Nasıl yani çocuğum? Kına konsepti? Ne yapmam lazımdı ona? Bana çok basık geliyor. Eğer basit... sen, ben fikrimi sana söylüyorum. Dün yaptı, kabarık dediniz. Bugün diyorum ya, bastı, ayarı yok. Basit ya çok dediniz. Kabarık ya da çok basık. Örgü kordu basit. Yok, bu işte bahar saçı değil falan filan bir sürü. Tamamen kına yani eleştiri konseptini... olsun diye eleştiriyorsun sadece. Ben mi eleştiriyorum? Eleştiriyorum. Senin salondan kına saçı çıkar mı evet, böyle? Evet çıkar. Tabii ki de çıkar. Her harikarda çıkar. Benim salonumdan bu şekilde kına saçı çıkmaz. Tamamen mezuniyet saçı bana göre. Peki Özlem Hanım, sizin yorumlarınızı alalım. Senden biraz daha iddialı bir makyaj bekliyordum. Gerek yörene göre. Bana biraz sade geldi, daha hafif geldi. Tonları şöyle, beğendim. Kaftanımız da mor. Lafınızı kesiyorum. Gözleri de iyice yoğun yapmak istemedik. Aramızda konuştuk zaten. Bayağı bir gel git yaşadık. Dedim bugün böyle olsun, hem saçımıza uysun. Dudakta biraz yoğunluk yaptık. Eyeliner'ını biraz kalın çekmişsin sanırım. Aslında göz ortasına biraz ışıltı kullanabilirdin. Renk tonu iyi. Biraz daha canlandırabilirdin. Burnu kontür biraz aslında. Öğrenmen gerekiyor. Kontürün çok zayıf. Burnu gittikçe uzatıyorsun. Bugün daha da uzatmışsın ve pembeleştiriyorsun. Allah. Yani turuncu mu kırmızı mı? Hiç pembe allık kullanmadım yani, aslında. Bak, burnu çok renkli geldi bana. Yani kullandığım... yapısını bozuyorsun burnu. Şurayı yukarı doğru koyultmuşsun, aşağısı açık. Çok merak ediyorum nasıl küçültebilirim. Biraz, evet, sizden biraz, özellikle dersini evet, almak istiyorum. Alacaksın Özlem çok Kurt'tan ders almak istiyorum. Özlem Kurt. Öyle bir ego var ki anlamadım zaten. Ego değil, ego değil. Ben yok, bu işin profesyoneliyim. O yüzden biz çok, de çok profesyonel gördük ya. Evet, kontürlerin çok yetersiz gerçekten. Yani yüz biçimini bozmuşsun. Ben çok profesyonel gördüm. Burun ucunu biraz koyultmanı tavsiye ederim. Öyle yanlara zaten ince uzun bir burnu var. Daha da inceltmişsin. Makyaj nasıl buldu? Çok güzel. Hı? Mor rujunu ona uygun sürmüş. Gözlerini çok hafif tutmuş onun için. Çok beğendim. Dudaklar olabilir rengi ama kontür için çalışalım bir akşam. Teşekkür Özlem ederiz Kurt'la. Yorumlarınız Özlem için. Kurt. Siz niye kıkırdaşıyorsunuz orada? Beşin mutluluğu mu bu? Özlem beni çok güldürdü. Günden güne burnu uzatıyorsun deyince ben tutamadım kendimi. Bana bir komik yok, geldi. Yok, kontür için gerçekten yok, çalışmış. Demek. Zaten yani. Lafınızı kesiyorum. Mankenim o kadar alınmış ki dün diye. Bugün özellikle dedi ki lütfen. Dudağını güzel yapmışsın. Tebrik ediyorum. Yani dünkü ederim. Dudak yok. Ama bence ondan bir özür dilemelisiniz. Çünkü kontürü, çok alınmış. Yok arkadaş. Öyle bir şey demedim. Sen evet, senin tekniğin dudakları gayet güzel. Ve arkadaş da alındı. Sen onun dudağının şeklini bozmuştun dün. Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Sen üzülme. Mesela ben kalemleri şunu çok beğendim. Kalemleri falan çok işin sürmüş yani. Ben rujunun şeklini çok sevdim. Çünkü normalde çok ince dudaklı bir modeldi. Hı-hı. Onu o kadar güzel böyle kalınlaştırmış ki hiç böyle rahatsız etmemiş şey değil evet. mi? İnceydi, daha dolgun gözüküyor. Dolgun gözükmüş ama böyle basitleşmemiş. Çünkü evet, bazı evet. dudaklar kalınlaştırayım derken makyözler çok kötü oluyor yani bilmiyorum. Direkt makyözünün tecrübesizliği var burada. Sen üzülme, seninle ilgili hiçbir şey yok. Onun biraz ders alması gerekiyor. Ablam özür diliyor yani canım. Kısacası ben söyleyeyim sana. Ne yapması gerekiyordu? Nereyi? Burnumda. Biraz uç kısmını koyultabilir. Yani çok inceltmiş. Şuradan yukarısı açık renk. Şuradan toz, aşağısı... Toz, highlighter kullandım. Tuna Bey de kontürde zaten... iyi. Yani onun için hiçbir şey diyemiyorum. Ama senin gerçekten bununla ilgili güzel bir eğitim alman şart yani. Direk ve Uğur devam ediyor. Kontür uygulamasını evet yanlış uygulamışsın. Yani yani zaten ince burnu var. Daha çok bir de kırmızı yani kırmızıyla yapmaya bronz çalışmışsın. Aslında bronz yaptım. Belki hani uçtu ondan sonra böyle açık kaldı. İnanılmaz uzun duruyor burnu ve çok keskin duruyor. Böyle burunlarda genelde burun ucuna eğer ki neresi çıkıntılıysa oraya uygulamaya çalış. Ben öyle eğitimi falan filan vereceğim diye iddialarda bulunmuyorum. Çünkü egolu değilsiniz o yüzden. Dilek Hanım. Eğitim yok, birbirimize yardımcı olabiliriz. Şimdi Dilek Hanım'ın söyleyiş tarzı farklı, sizin söyleyiş tarzınız ben farklı. Ben size yardımcı olmayı teklif ediyorum ama siz alınıyorsunuz. Herkes alınıyor, anlamıyorum yani.
İlk haftanız daha, ilk haftanız daha. Biraz daha alışacaksınız. Ben de düştüm böyle hatalara. Sen de düşersin. O da düşer, o da düşer. Yani bunu bu şekilde insanları rencide ederek değil bence yani. Eyeliner'ı fark etmedi Özlem arkadaşım. Eyeliner'ın bir tanesi yukarıda, bir tanesi hem kısa hem yarım vaziyette. Olabiliyor diyorum ya, ama biraz daha dikkat et uygulamalarına. Göz altınız çok kirli. Genelde zaten çoğu aslında arkadaşımız... Aslında o kadar da dikkat ettim. Hatta makyaj yaparken konuştuk. Özellikle temizlemeye dikkat ettim. Yani kapatıcı sürdükten sonra mutlaka transparan pudrayla en son bir de makyaj bittikten sonra bir geçersen daha sağlıklı olabilir. Çünkü burada en son hemen hemen bazı günler haricinde en son mankene çıkanlardan bir tanesiyim. Ve en çok dikkat ettiğim yer, ha, bende de olmuyor değil, bende de oluyor ama daha dikkat etmeni tavsiye ederim. Mankenin yüz hatlarını tanı, alında da aynı şekilde kullandığın üründe bir sıkıntı var. Yani nasıl derler, kızıl kahve, biraz daha bronz kullan. Aslında gösterebilirim, hani yeterince bronz ama ya şey gibi böyle olabilir. Allıkla kontür yapmışın gibi. Bronzerla evet yapılabiliyor kontür uygulaması, ya da krem ürünlerle yapılabiliyor ama senin bu uygulaman sanki allıkla, allığı sürüp yanaklara kullandığımız allığı, sıcak tonu sanki buruna, alına, yanaklara, her yere bir fırçayla uygulamış gibi. Biraz daha dikkat edersen sevinirim. Uğur, örgüler düştü programımıza. Nasıl buldun örgüleri? Azıcık tokoy görünüyor ama. Şimdi önce modelimize ben bir şey söyleyeyim. Burada söylenen hiçbir cümleyi siz kendi şahsınıza yormayın lütfen. Çünkü az önce hanımefendi dedi, üzülmüşsünüz. Evet. Sizlik hiçbir durum, biz kişisele yormuyoruz orayı. Biz ya burada yapılan sanatı uygulamayı yorumlamakla mükellefiz. Bu konuda müşteri olun. Tabirler hoş değildi. Sadece o yani. Kendinizi kişisel algılamayın. O yüzden üzülmeyin. Burada çünkü biz hepimiz bir uygulama yapıyoruz. Kendimizi ifade etmeye, göstermeye çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Bu yüzden siz alınmayın. Şimdi diyeceğim şu ki... arkadaşım sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Burada Hayat sana soru sormuştu. Ben onun cevabını vereyim. Benim 8 tane şubem var. Bir tanesinden böyle saç çıksın, ben o dükkanı yakarım. Seni de gördük. Bak şimdi usta, şimdi buraya geldin, sanatkar adamsın. Burada bize verilen belli bir mühlet var. Biz eğer burada kendimiz size, sana eğer biz bir şey ispatlamak istiyorsak... Evet. Çünkü biz burada sadece ekrana, jüriye değil... Sen bu saçta hiçbir şey görmüyor musun? Bir dakika dinle. Burada senin de bana edeceğin yorum benim için çok önemli. Tamam. Tamam mı? Bak bunu kimse söyleyemez ha. Senin her cümlen benim için çok önemli. Tamam, eyvallah. Burada benim bütün arkadaşlarımla, yarışma arkadaşlarımla bana örneğin dündeki şu öndekini, o görüntüyü sevmesem daha iyiydi, görmesem daha iyiydi de bir sonraki gün onu sana göstermem. O kadar da akıllı adamım. Tamam mı? Onu aklımda tutarım. Şimdi sen dün bizim karşımıza bir saç sundun. Kına saçı. Nişan saçı sundun. Dünkü sunduğun nişan saçı zaten bertaraftı. Bu oldu ki acemiliğine geldi. Kardeşim, bahar kınası mı olur ya? Ne olur? Hadi bahar gelini eyvallah. Sonbahar gelini eyvallah. Yaz gelini, kış gelini eyvallah. Bahar kınası nedir kınayı abi? Kınayı ne zaman yaparsın? Neyi? Kışta mı yaparsın kınayı? Niye? Nerede kışta evlenen kınayı? Yok mu? Var. Al sana kış kınası mı bu şimdi? Ya şimdi bakın, biz burada aylık çalışmıyoruz. Şayet olası ihtimalle bahar kınası söz konusu bile değil. Ben dışarıda kınası, bahçede bir düğün kına yapılacak. Bir dakika. Böyle bir şey açayım. Ne bağırıyorsun be? Dinlemeyi bileceksin. Ne bağırıyorsun? Dinle. Sen bir kere sesini kes. Dinleyeceksin. Ne bağırıyorsun ama? Yorumumu dikkate alacağım. Ben senin yorumunu dinlemeyeceğim. Ne, kime bağırıyorsun sen? Çocuk mu var karşında? Burada 45 dakika boyunca. Senin karşında 36 yaşında 3 çocuk babası adam var. Sen kime bağırıyorsun? Dinle. Dinlemeyi bil, bağırttırma beni. Tamam, dinlemeyi bil. Benim böyle sinir katsayılarımı yükseltme. Bak bekle, bekle. Burada eğer ben 45 dakika boyunca sana sanat göstermeye çalışıyorsam... ...senden de, Mustafa'dan da, hayattan da bunu bekliyorum. Bak, bu... Olmamış kardeşim. Konuşmak için konuşuyorsunuz. Yok, ben boş konuşmam. Ben neyse dolu 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 ne gerekiyorsa söylerim. Öndeki maşan dağınık, tependeki örgü dağınık, aşağı inen örgü dağınık,
aksesuar desen ortaya salaş. Umuyorum ki ilerleyen günlerde bize daha iyi bir şey gösterirsin. Yoksa burada bizimle fazla kalamaz. Uğur şimdi bana bağırdı. Ben de sesini yükseltmek zorunda kaldım ona. Ben çok rahatsız oldum. Yani çok terbiyesizce bir olay. Benim hiç tavsiye etmediğim bir şeyler. Yani çok rahatsız oluyorum yani. Eşim de rahatsız oluyor ondan yani. Serkan'a yüksek sesle bağırıyorum. Çünkü kendisi yaptığı saçın yanlış olduğuna ya da yaptığı yorumun yanlış olduğuna kanaat etmiyor ve dinlemeyi bilmiyor. Bu yüzden ben kendimi yüksek sesle ifade etmeye çalışıyorum. Tuna ve Mustafa, saç makyajla ilgili yorumlarınızı alalım. Şöyle, makyaj konusunda arkadaşlarım benim söyleyeceğim birçok şeyi söyledi aslında. Eyelinerlarda sıkıntı var. Birisi uzun, birisi kısa ve aşağıda kalmış. Kontürde bir problem var. Yani söyleyeceğim çoğu şeyi aslında arkadaşlarım söyledi. Onun üstünde benim ekleyebileceğim çok fazla bir şey yok açıkçası. Mesleği bırak demeyeceğim mi? Diyeyim mi? Alıştın sen. Yok. Dilenin kemiği yok nasıl olsa. Bir şey benden diyeceğim. Aşağı kalır yanı yok yani. Bir şey diyeceğim. Ben sana bir şey vermek istiyorum. Bak burada bunu bekliyordum tam da. Burada herkes sana kaktüs getirdi. Böyle çeşitli hediyelerle sana bir mesaj vermeye çalıştı. Ben de geldim sana böyle bir çuvaldız veriyorum. Yani... Tuna. Kendi ayaklarına sıktın. Hayır. Sakın. Hayır. Akıllı olacaksın. Hayırdır? Ona baktıkça sen demek istediğin mesajı alacaksın. Dilinin kemiği senin yok asıl. Ben bunu burada vurgulamak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gel o burada kalsın. Zaten konuşmuyordu, hiç konuşmayacak. Dikme. Gerçekten bak ne kadar bir şey söyleyeceğim. Sen benden bir şey söyleyeceğim. Bir dakika söyleyemezsin. Benim burada ne kadar efendi olduğumu o fark etmiş artık yani. Benim dilimin kemiği de var. Ben ne dediğimi de çok iyi biliyorum. Bak ben konuşurken benden izin alacaksın. Yok, benim kimseden izin alacak bir durumum yok. Bir ve taş gitti galiba. Benim burada... Burada bir ve taş gitti. Benden izin almadan konuşmayacaksın falan. Bizim masadan izin almadan konuşulamaz. Yani şu birbirinize hediyeleriniz kadar akşamdan yarın ne saç yapsam... Bunların işi gücü yok ya. Nasıl değişik bir eyeliner çeksem, bir topuz yapsam da şaşırsam yok ama inanılmaz fikirlerle geliyorsunuz. Şımart beni. Güzel bir hediye getir yarın bana. Yarın sana güzel bir hediye. Tamam, şımart beni. O sakallarını keseceğim seni. Hayır, izin vermiyorum. Ya başına neler gelebilir? Bilmiyorum, merak ediyorum. Dilekten her şeyi bekliyorum. Evet, yorumlara geri dönüyoruz. Evet, sanırım son yorum benim yarışmacı arkadaşlardan. Saçı biraz basit buldum. Öncelikle ellerine sağlık. Ne olursa olsun sonuçta burada bir emeğim var. Bizimle beraber burada yarıştın dakikalarla. Bence uçta bir örgü varsa ki zaten o örgüler biraz daha açık olmalıydı bence. Tersten örülüp biraz daha açılabilirdi. Daha kelebek örgüler yapılabilirdi. O aksesuarlar onun arasında çok daha güzel durabilirdi. Onun dışında... Bence uç kısımda bir örgü varsa taç olarak örgü değil de daha farklı bir şey kullanılabilirdi ya da kullanılamazdı. Oralar o kadar düz değil de biraz daha dalgalı gelebilirdi. Adnan Bey'in dediği gibi bir dalga farklı olur, bir yerde farklı bir şey olabilirdi. Önde bıraktığın saçları beğendim. Bitirmek istiyorum. Sonrasında istediğin şeyi söyleyebilirsin. Önde bıraktığın bakabilir miyim ön tarafa? Önde bıraktıkların çok basit bence. Hani orada daha doğal düşebilirdi. Buradaki çok basık gelip arkaya doğru yuvarlak retro gibi bir şeyler yapmaya çalışmışsın, olmamış. Daha doğal, daha natürel gidebilirdi arkaya doğru. Yorumum bu kadar. Bence bir kına konsepti değil bu. Biraz basit duruyor. Teşekkür ederim. Puanları alabiliriz. Bir. Emin misin? Evet. Ben makyajını beğendim ama. Tamam, ben saça puan vermiyorum. Hak etmiyor ama bunu. Hiç kına konsepti değil zaten, bir şey söylememe gerek yok. Bir. Şöyle zaten makyajı da bir şey yok. Çok fazla kusur var. Zaten diyeceklerdi, söylediler. Birden fazla puanı hak etmiyor bu saç. Ben bunlara bir veririm. Hiçbir şeyimi beğenmedim çünkü. Eksi bir. Adnan Bey, sizce modelimizin yüzüne uygun bir model olmuş mu? Hem konseptimize uygun olmuş hem modelimizin yüzüne uygun bir kına saçı olmuş. Bugün size hoş geldin tekrar demek istiyorum. Bir iki şeye değinmek istiyorum. Tepedeki örgüyü çok sevdim. Biraz daha net olsaydı çok keyifli olurdu. Saç yetmedi orada, dolaşıktı. Ben biraz daha oraya ürün gerektiğini düşünüyorum. Hani serum gibi böyle yağlı ürünlerden
biraz temizlik olsaydı çok şık olurdu. Ancak arkadaki örgüde sol kulağın arkasından çıkan o gevşek saçlar beni çok rahatsız etti. Kaldı ki diğer taraftan da bir şeyler öyle gevşeseydi, Mustafa'nın dediği gibi biraz çekip örgüyü bozsaydınız onu kabul edebilirdim. Ama öteki tarafta düz bir örgü olup kulağın arkasından şuradan böyle gevşemiş dökülmüş saçlar, sağ taraftan bahsetmiyorum. Ondan bahsetmiyorum. Sol kulağın örgünün olduğu yerin oradan bahsediyorum. Onlar ciddi bir şey, teknik hata. Öndeki tutamlardan özellikle sol kulağın üstündekileri biraz azaltsaydınız, daha ince, naif olsaydı yine Mustafa'nın söylediği gibi benden daha iyi bir puan alacaktınız. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Adnan Bey'den 4 puan aldınız. Sevileciğim, makyajı nasıl buldun? Ya makyajdan acaba Uğur'a bir şey söylemek istiyorum. Uğur Bey, Şener Şen'in bir filmi var. Hani Şener Şen'in bir filmi vardı. Hani şehre geliyor ve şey satıyor işte, meyve sebze satmaya çalışıyor. Fakat utandığı için ilk başta domates diyor. Sonradan böyle bakıyor ki insanlar, müşteriler artıyor ve domates diye bağırmaya çalışıyor. Sizde de ya böyle ya böyle, arası yok değil mi? Hocam şeyin? Ben kendimi ifade etmeye çalışırken karşı taraf dinlemiyor ya, bu yüzden çok sinirleniyorum. Yani bir anlamayı, dinlemeyi bilse arkadaşlar hiç bağırmayacağım aslında da. Siz yani ama arası yok, onu anladım. Yani. Orta yok, evet. Ama. Orta yok. Peki. Ellerinize sağlık. Dün aslında hani ben hep aynı tarzda gidecekmiş izlenimi almıştım. Fakat bugün elbisesine çok uygun renkte bir ruj ve bu kadar canlı renklerde normalde kullanılmıyor. Onu da dengeleyen harika bir göz makyajı yapmışsınız. Sadece bir tane nokta var. Dün de söylemiştim. Kızıl tonlarda kontür yapılmaz çünkü kırmızı, yani biz normalde geriye atmak için ya da gölgelemek için kontürü kullanırız. Bronzerla kontür yapıyorsunuz muhtemelen. Fakat kırmızı da buraya bak, buraya bak dediği için tam tersi, burnun kenarına çok yoğun kullanmışsınız onu ve burunda, alında, yüzde çok fazla kırmızılık var ve ben gözlerine bakmak değil burnuna bakıyorum sürekli. Sebri Hanım'dan 4 puan aldınız. Tebrikler. O zaman senin canın çok istedi. Gözde Hanım, ben oynayabilir miyim? Oynayabilir miyim? Güle oynaya gönderiyoruz seni Kınay'a. Hadi bakalım. Sırada, arkada heyecanla bekleyen bir diğer modelimiz geliyor. Hayat ve Özlem'in modeli Handan Meryem Çakmaktaş gelsin. Müzik.
Ayna kapansın, Handan kendine baksın. Ay makyajımı çok beğendim ama bir şey bakmak istiyorum. Göz makyajım çok güzel. Sadece rujumu biraz çok kalın geldi buna. Ay hayatımda ilk defa topuz yaptırıyorum. Nasıl yani? Hiç topuz yaptırmadım böyle abiye topuzu. Hayatında ilk abiye topuzunu yaptırmış. İlk ve son. Yani yaşım da genç olduğu için. Yok sen değil. Hadi gel kopamadın aynadan. Yaşım da genç olduğu için dedik. Kaç yaşındasın? 20. 20. İlk abiye topuzun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sevdin mi? Nasıl hissettin? Evet sevdim. Yani biraz yaşım büyük göstermiş ama yani konsepte uygun olarak güzel, çok beğendim. Makyaj. Makyajımı, göz makyajımı çok sevdim. Fırıltılar çok güzel. Değil mi? Işıl ışıl. Sadece rujumu biraz... 20 yaşındaki bir de... genç kızlar bayılıyor öyle gözlerde fırıltılara. Aynen yani, tenim biraz koyu gibi geldi sadece bana. Nere? Düne göre tenim koyu gibi geldi ten makyajım ama... Aynı fonda ten. Aynen. Genel olarak beğendim. Mutlu hissediyor musun kendini? Evet. Beğenip evet. Beğenmediğinizden önce kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyorum. Yok güzel hissediyorum. Tam bir... Güzel hissediyor musun? Olmuşum. Buraya geldiğimden daha alımlı, daha iyi hissediyorum diyor musun yani, kendime? Şey yapalım bir fıraftır. Ha? Evet. İyi, tamam. Güzel be. Amacımız o. Siz ne hissediyorsunuz? Ben kınaları... Beğendiniz mi son halde? Evet. Ben beğendim makyajını. Saçını da beğendim. Ben kınaları genelde ışıltılı yapıyorum. Gelinler ışıltıyı çok seviyor kınalarda. Düğünlerde de daha doğal çalışmayı seviyorum. Ne kadar yoğun makyaj yapıyor denilse de düğünlerde genelde çok daha soft yapmayı tercih ediyorum. Ben beğendim. Arkadaşların yorumları tabii ki. Onlar da çok önemli. Hayatım, ne uğraşmışsın topuzla? Uğraştım. Farklı bir model sunmak istedim. Nasıl görünüyor sana karşıdan şimdi? Güzel yapmışım diyor musun? Güzel yaptım, farklı yaptım. Arkadaşlar çoğunlukla maşa tarzı topuzları ya da salınlık ya da örgü tercih ediyorlar. Bugün farklı bir model sunmak istedim. Peki eleştirdiğin hiçbir taraf yok. Direkt acaba eleştirecek, ne bulacak? Şimdi baktığın zaman sağ tarafa, sağ taraftan ben topuzun arkasını görmüyorum. Sol taraftan topuz bir tık kaymış. Topuzun çok güzel. Ben bu tarz taramaları beğeniyorum. Ama bence modelin boynunu çıkartmak için, yani boynunu ortaya çıkartmak için bir tık daha yukarıda olması gerekiyordu. Ben yani ben ense topuzlarını daha hacimli seviyorum. Kendi tarzım o. Ya bu tarz yani şimdi baktığın zaman evet çok güzel yapılmış bir topuz. Başarılı ama modelin boynuna bakıyorum, boynunu öldürmüş sanki. Yani boynu kısaltmış gibi geliyor. Peki makyajı nasıl buldun? Makyajı güzel olmuş. Gözlerini kapatır mısın canım? Özlem makyajı. Ama sen yani nedense yani sürekli bu eyeliner'larda sıkıntı yaşıyorsun. Bir de Özlemciğim yani Ceyda nasıl kaşı boyayamıyorsa sen de bu dudağı neden öpücük halinde boyuyorsun? Bu kız da bana sanki öpücük. Sen bana öpücük mü atıyorsun acaba? Dudakları çok küçük. Biraz daha hacim vermek istedim dudaklarına. Yani senin modellerinin hepsi yani sürekli bana mı acaba? Size de atıyorlar mı arkadaşlar? Öyle öyle. Değil mi? Sürekli öpücük halinde gibi duruyor yani bunlar. Peki hayat, topuz konusunda çok iddialı. Haklı mı iddiasında Uğur sence? Şimdi tabii ki de Hayat'ın daha önceki çalışmalarını ben biliyorum. Sosyal medya üzerinden de biliyorum. Eğitimlerden de biliyorum Hayat'ı. Hayat topuz konusunda başarılı. Daha çok fresh topuzlarda değil de Arnavut topuzlarda, düz topuzlarda bu konularda başarılı. Ama salaşlık konusuna gelirsek değil. Peki bir şey söylemek istiyorum. Kedişinin eş bile değiller. Uğur'a sordum ama Uğur oldu mu? Hanım köylü. Dilek veriyor artık tüm cevapları. Uğur dilek anlamıyor ki. Ben, orada kaçırıyor yok, olayı. Bir dakika ben dilek anladım. Hayır. Ay, Uğur'a soruyoruz Uğur'a. Arkadaşım canım abi. Ben, Mahmut İzmir'in çekiyor. Ben laf kesmem ama bak yorumunu yapar gene. Hayır ben saça yorum yaptım ya. Çünkü Özlem Hanım farkına vardı orada olayın. Dedim ki
hayat topuz konusunda çok iddialı. Sence bu iddiasında haklı mı Uğur dedim. Ben Uğur'u bence duymadım. Onu diyoruz biz de. Hatta şey diyecektim ben bir ara da dedim boşver yapma Dilek. Düelleye çıktık ya onu diyecektim sonradan vazgeçtim. Peki sorumun cevabını alabilir miyim Uğur? Evet. Hayat eline sağlık. Yalnız hepimizin tek bir herhalde konusu var. Modelin yaşını çok büyütmüş. Yani hangi çok... kına başı çok küçük gösteriyor mesela ben katılmıyorum. Yani kına çok özel bana göre özel hazırlanılıyor. Zaten bir yaş biniyor ister istemez. İnna sabrin ya Rabbi ya Resulallah. Yaşı büyütmüş. Aksesuar kullanımını nasıl buldun? Aksesuar kullanımı bu saçta tam yerinde olmuş. Arkada gördüğüm üç boyutlu açıyı bana yukarıda tepeden de gösterseydin çok güzel olurdu. Saçta kullandığım motifler iyi olmuş, güzel duruyor. Eline sağlık. Ama senden tabii ki senden daha çok güzel şeyler bekliyoruz. Evet, modelin saçı o kadar zor ki daha yaparken terleyip böyle kıvrılmaya başladı. Ben gördüğüme konuştum. Ben sana yine anlatmak istiyorum. Kullandığım postişler ne kadar sağlıklı uçları sen de biliyorsun. Olduğundan çok daha fazla güzelini çıkardığımı düşünüyorum. Zigzag ayrımın ekstra bir güzellik katmış. Eline sağlık. Mustafa, beğendin mi topuzu? Bana doğru dönebilir misin? Genel olarak güzel bir şey düşünülmüş ama bence çok abartılmış, çok kabarık. Ben yaşını çok fazla büyüttüğünü düşünüyorum. Yani nereden baksan 15 yaş büyüttüğünü düşünüyorum. Genelde bu topuzları kaynana veya görümce topuzları olarak nitelendiriyoruz. Bir şey soracağım sana. Önden baktığın zaman ya yaş 15 yaş mı büyümüş bu? 35 yaşında duruyor şu anda kız. Evet, yaşı büyümüş ve hani o daha... büyük, daha ağır kişilere yapılan bir topuz olarak. Ben geldiğimden beri bu tarz topuzlar yapmadım burada. Yani bugün çok farklı çalışmak istedim. Hepinize baktım, maşayı biz de öyle bekler. Evet, ben de öyle bekledim açıkçası. Orada toplamaya başladım. Yapmak istemedim çünkü o kadar maşa, o kadar örgü var ki. Daha kalıp, daha es çalışmak istedim. Mustafa bugün topuzum için kaynağın topuzu dedi. Buna çok şaşırmıyorum. Çünkü topuzda hiçbiri iddialı değil. Yani yaptığım topuzun başarısını tabii ki de bu şekilde gölgelendirecekler. Sadece gülüyorum bu yorumlara. Toplamaya başladığında ben daha fresh, daha zarif bir şey yapacağını düşünmüştüm. Ama finalde görüyorum ki bayağı... büyük bir topuz olmuş. Bence hani bir kına saçı olmuş. Okey, aksesuarı güzel düşünmüşsün. İyi yere takmışsın. Ama çok şiş ve çok büyük ve bazı yerlerde çok düz iniyor. Bazı yerlerde daha üç boyutlu görüyorum. Biraz karışık olmuş. Tuna, sence makyajda yaşı büyütmüş mü? Makyajda yaşı büyütmüş mü? Ben... Çünkü bir bütünlük evet, kesinlikle için uğraşıyoruz ya. Ya baktığımda saç makyaj evet bir tık yaş büyütme durumu var. Yaşının 20 olduğunu düşününce yani 20'nin çok fazla üstünde duruyor şu an. Şöyle göz makyajında o üstüne kullandığım pigment dikkatimi çekti. Birisini de tam ortaya bırakmışsın, birisini birazcık daha içeriden getirmişsin. Orada bir dengesizlik var. Tek kapağında düşüklük var ya oradan bir yanılma yaşamışsın. Belki de olabilir çünkü birine baktığımda çok göz pınarından itibaren geliyor. Birine bakma tam ortada böyle blok şeklinde kalmış. Ben dudaktaki o kullandığın ruju bir tık daha... canlı bir ton görmek isteyebilirdim. Bu birazcık soluk gibi geldi bana. Çok bütünleşmek, abartmak istemedim. Haricinde çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ama kullandığın tonları sevdim, güzel tonlar. Ben de sevdim o tonları. Gerçekten eline sağlık. Sevgi tonlar, dolusunuz bugün, harikasınız. O tonlar çok hoşuma gitti. Bugün sevgi pıtırcıyız birazcık. Evet. Yorumunuzu alalım. Kardeşim yaşın kaç senin? 20. 35 yaşında duruyorsun. Arkanda ayrı bir baş daha var. Ne güzel, olgun göstermişim. Senin yaptığın yorumlar da bana çok komik geliyor çünkü bu sen... Bu ne ya? Allah aşkına. Ne demek bu ne ya? Bir saygı görünce... duy, yaptığım işe bir saygı duy. Bu ne demek? Ama bu nedir ya? Arkasında ayrı bir baş var kızın. Bu nedir? Bu tarafta başka bir topuz duruyor. Bu taraf bomboş. Yüzüne bak. 35-40 yaşında bir hanım var sanki burada. Arkasında başka bir kafa var kızın. Onu küçültseydin daha hoş dururdu. Bence veya onu biraz daha yükseğe çıkarsaydın daha güzel dururdu. Ben büyük istedim, büyük yapmak istedim. Çok bu da nasıl bir büyüklüktür? Saçında. Zeynep sen simleri seversin. Makyajı nasıl evet, buldun? Evet, göz makyajını güzel buldum. Ama bence çok fazla sim gölgelendirmeyi mi kapattı? Yani direkt o gölgelendirmeyi görmüyorum, simi görüyorum. Göz düşük olduğu için arayı açmak istedim. Işıltıyla da o direkt aydınlık görünümle ara noktayı açtım. Tamam, o zaman puanları alalım.
bir lira yeter. Yani ben topuzu hiç sevmem. Öyle bir topuz yok. Benim makyajlık düşüncem bir. Emin misin? Eminim, son kararım. Hakkıdır abi ya. Söylüyor musun? Saça makyaja en ideali 4'tür yani. Adam Bey nasıl buldunuz Hayat'ın topuzunu? Topuz konusunda hep çok iddialı olduğunu söyler. Yaşını büyütmüş mü modelimizin, yüzüne uygun mu? Belki birkaç yaş büyütmüş olabilir ama bir kına saçı görüyor muyuz? Evet, kına saçı görüyoruz. Ciddi bir hata yaptı. O da tercih hatası oldu. Asimetri yapmaya çalıştı. Bu asimetri aslında onun yaptığı şeyleri bozdu ve yüzü şöyle etkiledi. Yüzün sağ tarafı, yani modelimizin sağ tarafı şöyle, sol tarafı böyle gözüküyor şu anda. Bu taraftaki asimetri şöyle baktığınız zaman yüzünü gerçekten çenesini sol tarafa doğru bastırmış gözüküyor. Keşke asimetri denemeseydin, görsellik anlamında söylüyorum. Serkan'ın söylediği gibi. Saçını bu tarafa ayırsaydı o dengeler miydi hocam? Şimdi bu tarafta baktığımız zaman çene bu tarafa kayıyor şu anda zaten. O saç uzun olsaydı belki biraz dengelerdi. Ama doğrusu asimetri yapmamaktı böyle bir yüzde. Çünkü çene kemiği biraz baskın. Doğru ki iki taraftan da aynı volümü verseydin yüzü çok güzel üçgenleştirip zayıflatırdın. Çok iyi olurdu. Sol kulağın üstünden gelen saçın şey o kadar kötü ki orada hani nasıl kaldı o saç orada? Ne düz ne dalgalı, kırıklar çok ortada. Kötü bir görüntü verdi orası. Biraz abi olması hoşuma gitti. Çünkü biraz da abiye bir şeyler de görmek istiyorum. Hep salaş salaş salaş. Hani birazcık yukarıya çıkması lazım. Onun için bir örnek oldu. Hoşuma gitti. Dediğim gibi keşke şu asimetriyi yapmasaydın. Daha iyi bir puan vermek isterdim. Teşekkür ediyorum. 4 puan aldınız Adnan Serter'den. Sevileci makyajı yorumlar mısın? Normalde bu tarz bir isim sürseydin ya da bu renkli isim eleştirirdim ama elbisesine ve tenine çok yakıştı. Kesinlikle canlı renkli ruj kullansaydın o simle bunu nasıl kullandın derdim. Bence ruj seçimi gayet güzel olmuş. Bugün de beğendim makyajını. Tam puanda bugün Sevile Hanım'dan aldınız. Kutluyoruz efendim. Seni mutlu mutlu ev arkadaşının yanına uğurluyorum. Ben kaçar. Jüriden çok güzel puanlar alıyoruz. Tamamen konsepte uyduğumuz için ve işimizi çok güzel bir şekilde sergilediğimiz için hak ettiğimizi de düşünüyorum. Salı günü son olarak Dilek ve Uğur'un modeli Amine Yılmaz geliyor. Ayna kapansın, Amine kendine baksın. Karışık yapmış saçın arkasını. O ondan kopya çekmiş. Ya o da ondan çekmiş. İkisi de aynı şeyi yapmış. Sadece rujumun alt sınırı biraz fazla aşağıda kalmış. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Sen onları bırak şimdi. Ne hissediyorsun? Güzel ya. Kınana gidiyorsun. Saçını yaptılar, makyajını yaptılar. Kuaförden çıktın. Hissinle aynaya baktın. Oh ne kadar güzel oldum dedin mi? Dedim. Ha? Evet. Sadece arkası biraz büyük, bununla alakalı biraz konuşmuştuk. Ben bu kadar büyük olmasını istemiyordum. Ama gür ve kalın telli saçların. Ama arada tokka var. O olmasa biraz da zaten biraz da gösterişli olsun istemiştim. Evet. Onun dışında işte dediğim gibi rujum sadece altı birazcık fazla çizilmiş. Altıdan fazla kalın duruyor. Onun dışında gözlerim ferah. Makyajımı sevdim. Saçımı da sevdim. Özellikle önünü çok sevdim. Memnunum bugün. Değil böyle mi? Kınama giderdim biraz daha küçük haliyle. Ha. Evet. Dilek'te makyajını yapar mıydı? Yani yarın karar vereceğim buna diyorsun. Yaptırırdım. Peki.
Sen ama dünden daha mutlusun, daha memnunsun, daha iyi hissediyorsun kendini. Burada sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz bizim için çok önemli. Sizler yorumlayacaksınız, jürimiz de değerlendirecek efendim. Bakalım sen kendini böyle sevdin, siz sevdiniz mi? En iyi dostluklar kavgayla başlamış. Ufak bir atıştık ama sonra orta yolu bulduk. Biraz burada yorgunluğumuz oluyor, stresimiz oluyor. Bir de şimdi rütbeliyiz biz. 3 hafta birinciliğimiz var. 1 aydır yarışıyoruz. Onun stresi de vardı. Her Uğur'u beklerken ben hep heyecanla acaba ne yapacağım, ne edeceğim derdiyle hep telaşlandım. Biraz da zaten yapı olarak da hatta arkadaşlarım şöyle söylüyor bana. Çirkefliğini Kırklareli biliyordu. Şimdi bütün Türkiye biliyor diye söylüyorlar bana. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Gelen iyi yorumlara da kötü yorumlara da. Arada çıkışlarım oluyor. Af ola herkese söylüyorum bunu. Kimseyi kırmamaya çalışacağım bundan sonra. Ama yapı meselesi içimde var. İçimde var, çıkıyor. Yapacak bir şey yok yani. Model güzel görünüyor, iyi görünüyor. Sadece sağ taraf biraz dağılmış. Çok uğraştım bu topuz için. Evet. Biraz, 500 tane tokat attım. Biraz fazla detay çalıştım. Tokadan çok firketeyle topuz yaptım. Ha firkete. Bugün Adnan hocamıza ve arkadaşlarıma iyi bir saç göstermek istedim. Yapmak istediğim buydu. Başarılıyım. Tabii ki yorumları da açığım. İlk siz yorumlayın efendim. Çok buyurun. Büyük bir topuz. Çok büyük bir topuz. Yani kızın başı küçücük, kafası kocaman. Büyük kalmış. Çok büyük. Hani güzel olmuş, eline koluna sağlık. Taramana bir şey demiyorum. Ama bu kızın saç da çok yoğun ama bunu da unutmayın. Daha küçültebilirdin hani. Kısaltabilirdin saç. Saçı biraz daha kısaltabilirdin. Kullandınız ekstra. Destek de aldım enseye evet. Ha. Saçı biraz daha kısaltabilirdi dedi. Daha küçük yapabilirdin. Hoş olmuş, dağınık olmuş, güzel olmuş ama çok büyük. Başı küçük, kocaman bir baş var arkada. Makyajı nasıl buldun sen? Ben makyajı beğendim. Kırmızı ruj zaten çekiyor. Kırmızıyı seviyoruz biz. Ben beğendim. Eline koluna sağlık. Duru duruyor yani yüzü. Berrak duruyor bence. Hayat'cığım topuzuna rakip geldi. Nasıl buldun Uğur'un topuzunu? Hatta bir şey sorabilir miyim? Sen mi ondan kopya çektin ama senden kopya çektin? Yok biraz iyi olduğumuzdan kaynaklanıyor olabilir bu. Nasıl yani? Yani... İki hemen hemen aynı topuzlar. Hemen hemen aynı. Emin ol. Ya sen ondan kopya çektin ya o senden kopya çektin. Aynı değil. Topuzdan biraz anlamış olsaydım benim tekniğimle onun tekniği çok farklı. Önlere baktığımda ikisine hemen hemen aynı. Çağırın modelinizi gelsin bak. Sen oradan nasıl görebiliyorsun? Hemen hemen aynı. Topuzun genişliği arkada aynı. Ya sen ondan kopya çektin ya Uğur senden kopya çektin. Benim topuzum daha aşağıda. Onun topuzu daha ortada. Yanları da öyle değil. Arkadaşım zaten koyu rengi hani göstermek için saçta birkaç figür yapmış. Güzel olmuş da. Ama sende böyle bir hata buluyorum. Nedir? Sen topuzu yaparken galiba saçı çok parçalıyorsun. Yani belki 8 parçada bitiriyorsun ama 3 parçada bitirsen daha temiz çıkacak. Çok karışık. Bir de o uçlardaki kızıllığı dibe saklayabilirdin. Daha hoş görünebilirdi. Özlemciğim makyajı nasıl buldun? Makyajı rujun rengini beğendim ama alt dudağı biraz kalın olmuş. Hani normalden bir tık biraz aşağıdan evet aşağıda zaten olmuş. Rengi güzel. Eyeliner kalın geldi bana. Yani bu göz yapısına sana göre. Eyeliner kalın mı geldi? Evet, kalın çekilmiş. Aslında yani çok ince çektim. Biraz daha yani çekmeye de bilirsin. Çünkü kalın yapmışsın eyeliner'ı. Eyeliner'ı kalın çekmeyip biraz bu verebilirdin. Daha da güzel olurdu. Gözde hiçbir şey yok. Evet yani, yok. Fark ettim eyeliner... biraz şurada kırmızılıklar var göz evet arasında. Fakat onun eyeliner'ı ya çekmeyip ya da ince çekip o kırmızılık daha gözükebilirdi. Yok etmiş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Mustafa senin yorumunu alalım. Öncelikle ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Farklı bir çalışma gördüm bugün senden. Ön taraftan baktığımda saçım ayırımla alakalı olabilir. Bazı yerler biraz daha yukarıdan, bazı yerler biraz daha aşağıdan. Keşke keskin bıraktı. Keskin bir yiv var. Ve önünü bilerek kaldırdım ama. Ondan olabilir. Evet. Ondan olabilir. Hem ayrımdan da olabilir. Onu da dedim zaten. Bıraktığın saçları keşke biraz kısaltsam ben şahit oldum. İstemiyordu hiç. Ona şahit oldum ben. Maalesef. Onun dışında buradan yaptığın 3 boyutlu çizimler çok güzel görünüyor. Ama arkadan baktığım zaman arkada bambaşka bir dünya görüyorum. Açık renkleri evet iyi ki kullanmışsın ama
Bence bazı yerlerde çok fazla kullanmışsın, bazı yerlerde çok az kullanmışsın. O az kullandığın yere göre dağıtabilseydin keşke, çok daha şık bir görüntü elde edebilirdin. Onun dışında ben başka bir şey bulamadım. Teşekkür ederim. Tuna makyaj yakışmış mı? Şöyle, makyajla ten makyajını sevdim. Ten makyajı hoşuma gitti. Ama gözde gri far kullandın galiba. Hayır. Bir şey diyeyim mi? Buradan baktığımda gıpgri duruyor böyle. Çok soğuk, çok soluk gösteren bir renk var ve kaşa kadar çıkmış bir renk. Bir de kullandığın highlighter birazcık gri gözüküyor. Yani çok soluk gösteriyor tenini. Bir de dudaktaki o orantı birazcık beni rahatsız etti. Alt dudağı çok aşağıdan çizip üst dudakta birazcık daha yukarıdan. Daha da biraz çizdim aslında ama bak, birazcık bir şey olabilirdi. Uzattım. Olabilir, saygı duyuyorum. Aynen, bir tık daha üste çıkılabilirdi ama eline sağlık. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Üstüme mi yürüyeceksin? Bilemedim. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Korkudan biz bugün ağzımızı açamıyoruz. O iğneyi evet, kaldırsam ben daha çok yorum yapacaktım eline. Ama. Yok ya. Elinde iğne artık var diye ben. Artık bunun daha büyüğünü alacağım. Puanları alalım lütfen. Ben saçı hiç beğenmiyorum. Çok karışık, karmancılama, kocaman bir baş. Hiçbirinin bana hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden ben de bir veriyorum. Bir. Öyle. Adnan Bey, nasıl buldunuz Uğur'un topuzunu? Eline sağlık Uğur. Gerçekten öğrenmeye çok açık bir kişiliğin var. Özellikle şu 30'a 70 kuralına dikkat etmeye çalıştığın için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var. Ön tarafta gelen tutamlarda özellikle sağ kulağın üstünde bir çukur var, bir oyuk var ve buradan boynuz gibi duruyor. Keşke şu üste yaptığın 3D tekniğini bunun öndeki tutamlarda da biraz belirginleştirseydin hem 70-30'u da bozmazdın. O zaman 10 numara bir saç olurdu. Bir tarafına yapabildin de diğerine zamanım yetmedi hocam. Arkadaki açık renkleri elinden geldiğince daha iyi, yani iyi kullandı ama daha böyle temiz olsaydı saçı çok parlatacaktı, çok güzel gözükecekti. Hatalarını gördüğünü bildiğim için teşekkür ederim. Dört veriyorum. 4 puan aldınız Adnan Serter'den. Bakalım Sevile Ölmez nasıl yorumlayacak ve kaç puan verecek? Dilek, kırmızı ruju neden kullandın? Kıyafeti kırmızı diye kullandım. Kullanmasam hadi. Kıyafet kırmızı diye kullandın. Gözüm kaç biraz haftadır buradayız biz, bunu 50 kere konuştuk. Şimdi şöyle bir şey, gözlerden dünkü programdan dolayı korktum. Biraz çekindim. Gözü biraz daha fresh yapıp dudağı da şimdi nude yapsaydım çok ölü gibi olacaktı. O yüzden biraz renk kıyafetten de baz aldım. Dedim ki kırmızı ruj da patlatayım, dudağı ön plana alayım diye. Göz tamamen göz alerjisinden dolayı elim çok korkak alıştı bugün. Tamam. Biraz korktuysan yorumluyorum o zaman. Normalde kırmızı elbiseye kırmızı ruj olmaz ama bazı konseptlerde çok güzel oluyor. Şimdi burada beyaz bir parça kırmızılığı çok yumuşattığı için, kendisi de simsiyah saçları var. Siyah, yani koyu renk gözüküyor bayağı. Kaşları da yine aynı şekilde. O yüzden de kırmızı ruj burada hiç kötü görünmüyor. Ama gerçekten alt dudakları o kadar kalın ki çok asimetrik olmuş. Dudakların üstü çok ince ve altındaki dudak kaleminden gözlerimi alamıyorum şu anda. Olayları biliyorum. Kullandığın renkler gözlerde son derece doğal olmuş şeye göre. Şeftali tonunu çok kullanmanı tercih etmezdim. Dudaktaki çizgiden ve şeftaliden bir puan kırıyorum ve puanım 4. Sevile Ölmez'den de 4 puan aldınız. Tebrik ediyoruz. Seni kına keçene doğru uğurluyoruz. Evet, kuaförüm sensin de kına makyajları, saçları bitti, değerlendirildi. Az sonra birinci kim, sonuncu kim belli olacak. Bekleyin. Şaşırttınız bizi, ne yaptınız böyle? La 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 la. Sıra geldi. Günün birincisi mi? Sakin durmaya çalıştık. 5 puanla efendim. Hazırsanız. Günün sonuncusu efendim. ...12 puanla...
direkt. Sonuncu oldunuz. Üç defa üst üste birincilik aldınız. Üst üste almasanız da birincilik aldınız. Kalksanız sonuncu oldunuz bugün direkt. Günün sonuncusundan sonra günün üçüncüsünü açıklıyorum. Mustafa ve Tuna. Zannediyorsunuz ki üçüncü oldunuz. Siz de dördüncü oldunuz. Siz de sonuncusunuz. Siirt'in gururuyuz. Sonunculuğu kutluyorlar, inanamıyorum. İki masamız birden sonunculuğu kutluyor ya. Hem de en iddialı masalarımız. Sıra geldi benim daha fazla sinirim bozulmadan. Günün birincisine. 15 puanla efendim. Hayat ve Özel. Bu hafta ikinci birinciliğimizi aldık. Ve haftanın finalinde biz birinci olacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. Siz de sonuncu oldunuz. Üçünüz 12 puanla sonuncusunuz. Biz eğlenelim ya. Hadi buna oynayın, eğlenin, bir şey yapın. İnsan birincilik için yarışır, sonunculuk için yarışır mı ya? Doğru. Sağlık olsun. Olur mu böyle şey? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Üç tane sonuncumuz var. Yani puanlar çok yakındı çünkü biz hepsini çok beğendik saç ve makyaj olarak. Kendileri de... Yani onlar çok değiştiriyorlar birden fazla puan vermeyince dolayısıyla çok bir fark olmadı. Sonuncu olduk. Biz sonunculuğa da sevinen insanlarız. Her zaman birincilik olmaz tabii ki. Malum yorulduk. Bu yüzden elimizden geldiğince elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz tabii ki ama takdiri ilahi. Bugün diğerleriyle aynı puan aldık. Evet, sonuncu olduk. Bence burada bir sıkıntı var çünkü yani... Yaptığımız işi kendileri inanılmaz beğendiler. Ayrıca jüriden de kötü puan almadık. Toplamına baktığımız zaman 8 puan. Ama çok beğendik. Ama 1 veriyoruz hesabına geldiler. Gerçekten ben burada olan şeylere inanamıyorum. Yani çok beğendik ama evet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık kardeşim. Dedikten sonraki puan durumuna bakmam beni çok şaşırttı. Bugün sonuncu olduk. Biraz üzgünüz. Ama bizimle beraber iki kişi daha sonuncu oldu. Oradan da biraz umutluyuz. Düne göre daha da iyiyiz. Bugün bütün rakiplerimiz sonuncu oldu ve hepsinin hak ettiğini düşünüyorum. Bu kadar sonuncunun arasında birinci olmak nasıl bir his? Biz biraz sakin durmaya çalıştık. Bu hafta farkı açtığımızı düşünüyoruz. Ve hak ettiğimizi de düşünüyoruz. Yine kıyasıya rekabet devam ediyor. Ama yarın bu motivasyonla daha da iddialı geleceğinize eminim. Sizlerin yarınki hırsını düşünmek bile istemiyorum. Hadi gösterin kendinizi. Yarın kuaförüm sensin de görüşmek üzere. Saçımı da yap, makyajı da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Terkan kardeşimize bir ödül aldım. Trakya'nın gururuna. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Arkadaşların o kadar çok destek olduğunu deyince biraz böyle duygulandım. Alışık değilim bu kadar. Bünyeye iyilik girince, bu kadar çok iyilik gelince biraz yadırgadım böyle bir anda. Düğünlerini bekleyen heyecanlı yaz gelinleri ekran başına sizler için harika seçenekler hazırladık efendim.